7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Bence tartıklı, düzenli bir ev olacak. Gül abla, bunun arasında biraz kırıntılar kalmış sanki bak. Tamam, fark etmez. Eskimiş mi, unuttun mu sen bunu? Eskimiş, unutmadım. Tatlı kız. Gül abla, sen bunu nasıl unuttun? Hanım, dün kendini bizi rakibi olarak görmediğini söyledi. Ama ben bugün ondan hiç ümitli değilim. Hayat dediğin 4 satır. Rahat ol, bırak, aman. Bugün canım yani... sıkılınca çıkıp geziyorum. En güzeli. Kız var mı? Ev işini ne zaman yapıyorsun? Hangi ev işini? Ne yapalım yani? Gezmeyelim de bütün gün evi mi süpürelim deli? Benimki çok şekerli. İstediğimi yaparım. İstersem tabii. Ama nasıl gülmeyeyim? Ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kader ezeli değil en hamarat benimden hepinize kucak dolu sevgiler, selamlar. Haftanın ikinci günde Sefaköy'deyiz ve bugün hanımın evine davetliyiz. Bakalım haftanın ikinci gününde hanımdan nasıl performans göreceğiz? Dediği kadar marifetli miymiş? Dip köşe temizlikle ne kadar ustaymış? Hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız en hamarat benimde ikinci gün başlasın. Haydi buyurun. Merhaba, ben Hanım Kaya, 27 yıllık evliyim, 52 yaşındayım, 4 tane çocuğum var, 1 tane kızım evli, 2 torunum var, ev hanımıyım. Her gün günlük temizliğimi yaparım, haftada bir genel temizlik yaparım. Çok iyi yemekler yaparım, yemeklerim lezzetlidir, arkadaşlarım da çok beğenir yemeklerimi. İddialıyım, benim kadar yemek yapan yoktur, birinci olacağım. Günaydın, hayırlı sabahlar. Günaydın, efendim. Nasılsınız hanım ablacığım? İyiyiz, hoş geldiniz. Ne kadar şıksın sen öyle. Siz nasılsınız? İyiyim valla, hamdolsun. Bugün yine heyecanla koşarak geldim dediğin gibi. Defalar getirdin, oğlum benim. Kurban olurum. Nasıl da şık giymiş. Eşarbı, başörtüsü, kolyesi. Aman Allah'ım. Teşekkür ederim. Sen de şıksın. Teşekkür ederim. Senin kadar olmasak da nasılsın? İyisin. İyiyim. Hazır mısın hanım abla? Hazırım. Siz nasılsınız? Ha, ben de hazırım valla. Hanım ablamın marifetli ellerini görmeye, evini görmeye geldim. Hoş geldin. Programı izliyorsun az çok. İzliyorum. Biliyorsun nerelere bakıyoruz, nereleri geziyoruz. Hepsine evet. Dikkat ettin mi? Ettim. Ettim. Hadi bakalım göreceğiz. Günaydın beyefendi, kusura bakmayın. Ablamın yoğun ilgisinden dolayı size yönelemedim. Günaydın. Nereden orası aynaymış. Nereden başlayalım? Nereden istiyorsunuz? Nereden istiyorsun? Her türlü kendime güveniyorum diyorsun. Evet. Peki hadi bakalım. Mutfaktan başlayalım o zaman. Detaylı bir şekilde. Buyurun efendim, mutfağa gidiyoruz. En hamarat benimle haftanın ikinci gününde hanımın evine misafir oluyoruz. Evimizin mutfağı ilk bakışta oldukça derli toplu ve temiz görünüyor. Ancak biraz yakından bakınca bulaşık makinesinin deterjan gözündeki kalıntılar gözümüze takılıyor. Bakalım Kadir bu mutfağın detaylarından neler bulup çıkarıyor? Evet, hanım ablamın dolabını açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun açalım. Lastiklerimize bakalım. Gül abla, bunun arasında biraz kırıntılar kalmış sanki bak. Gül kim Kadir? Ama Gül abla demişim, hanım abla. Tamam, fark etmez. Fark etmez. Niye unutuyorsun? Lastikler eskimiş biraz. Ha, eskimiş dedin, aman uğraşmayayım. Eskimiş, yok uğraştım ama eskidiği için yırtılmış ha, biraz. Ancak bu kadar olmuş diyorsun. Peki, üste bakayım. Bak. Kız Gül abla, üste boyun mu yetişmedi yoksa? Gül deme artık Kadir. Ama Gül nerede? Ya anneannemin adı Gül Hanım ya. Hanımı görünce hep aklıma Gül geliyor. O yüzden tamam, oraya bağladım. Diyebiliyorsun Gül Hanım zaten adı. Hanım mı? Nasıl Gül Hanım? Gerçekte Gül Hanım da kimlikte Sade Hanım. Bak ben hissettim vallahi içime. Senin gerçek adın Gül Hanım mı? Heh, kız bunu baştan desene, dünden beri hanım demekten imanım gevredi. Ay. Gül Hanım abla, bu üst kısımları kalmış. Eskimiş mi? Unuttun mu sen eskimiş, bunu? Eskimiş, unutmadım. Tatlı kız. Dur bakayım, evet bunun üstüne örtü sermiş. Buzdolabımızın üst kısmı gayet güzel. Bulaşık makinemiz yeni görünüyor. Evet, şu anda ara kısmı iyi görünüyor. Yalnız şuralarında biraz kalanlar olmuş. Filtreyi düzenli çıkartıp yıkıyor musun? Yakında yıkamadım ama bir ay oldu. Gül abla, bunu ne kadar sürede yıkıyorsun? Dur bakayım. Aydın ay işte çok. Gül abla, bu aydan da fazla Kadir'cim. Olmuş. Gül abla, sen bunu nasıl unuttun? Hiç sorma.
Sen programı izlemiyor musun? İzliyorum dedin. İzliyorum. Ben her gün gidiyorum orayı çatladanak bulup söküyorum. Baba cana çıka çehre bu nasıl fitreşti? Dalgınlığıma geldi. Sen bayağı derin dalmışsın yalnız. Sen heyecanlıyım senin Kadir Bey'le böyle programa çıkıyorum diye. Programa nasıl hazırlandınız? Sabahın üstünü süledim. Gördüğünüz gibi hazırlandım. Sadece giyindiniz mi yani? Evet. Peki hani program formatı benim nelere bakacağımı biliyorsun da? Uyumadım bile. Neler geldi başıma bilmiyorsunuz ki. Hayır olsun. Göktaşı mı düştü evin önüne? Tatlar patladı. Tesisatlar patladı. Evet. Adam işçi çağırdık. Dün evde işçi vardı. Peki sen o filtreyi bir aydır niye sökmedin? İşte nasıl unuttuysam hiç unutmam. Hani uykusuz kaldığı kısımda ne yaptın peki? Tesisat patlamış işte. Tesisatla uğraştın. Yani sabaha kadar buradan su topladım. Çok geçmiş olsun. Peki aspiratöre bakmak istiyorum. Aspiratör kısmında da elektrikler gitti galiba. Yok temizledim o kadar. Zaten paslıydı kapkara ben o kadar beyazlattım. Ha, yok beyaz da beyaz da üstü yağlı ama filtresi. Her gün kısaltma yapıyorum o kadar. Yani her gün kısaltma yani. Yapıyor kadın. Ne yapsın kullanmasın aslında. Yiyoruz bu oyna. Yiyin vallahi zaten bu dünyada mallarınızı yiyin öleceksiniz. Gel salona gidelim ablam. Salon bakalım nasılmış gel. Öleceksiniz. Bırak boş ver ye ye ye. Hanımın salonu muntazam örülmüş koltuk örtüleriyle dikkat çekiyor. Sade bir dekorasyona sahip olan bu mekanda televizyon ekranındaki lekeler dışında fazla bir sorun yokmuş gibi duruyor. Ama bakalım Kadir bu salondan nelere dikkat ediyor? Evet, salonumuz o. Koltuk örtüsüz kullanmıyoruz kirlenmesin diye. Aynen. Şöyle kaldırayım. Yüzleri bayağı bir şeydi. Tabii ister istemez. Katıyor ama örtüyü kullanıyoruz. Yalnız örtüyü ne güzel gelmiş değil mi? Evet, gayet iyi gelmiş. Bakayım. Bunlara da örtü geldi. Yeni aldım daha sizin için. Bizim için kız, bizim için niye bu kadar masrafa girdin sen? Hanımın evi bence tertipli, düzenli bir ev olacak. Koltuk renkleri de sade olacak. Fazla abartısız. Böyle günlük kullanışlı bir koltuklar olacak diye düşünüyorum. Gül abla televizyonun yüzünü neyle sildi? Öleceğiz be Kadir. Değil mi? Sadece üç günlük bir dünya. Hayat dediğin 4 satır. Öleceksin. Birkaç gün övecekler. Sonra seni gömecekler. Ondan sonra malını bölecekler. Bir de beğenmeyip arkanda neler neler. Mal gitmek öbür dünyaya. Aynen, İki aynen. gün güldüğün yaşadığın kar yanında. Aynen öyle. Rahat ol, bırak, aman. Ev dediğin nedir ki bu gizli yarın? Canım sıkılınca çıkıp geziyorum. En güzeli. Kız falan. Ve sen nereye geziyorsun? Gel nereye geziyorsun mesela? Her yeri geziyorum istediğim gibi. Sabah çıkıyorsun, istediğin yeri geziyorsun. Evet, nereye gidersen. Ev işini ne zaman yapıyorsun? Hangi ev işini? Bu evin işini. Ha, evde olduğumda yapıyorum. Bir gün eve ayırıyorum. Haftada 2 gün. Haftada 2 gün. Mesela ne yapıyorsun? Canın nasıl istiyor iş yapmak? Önce kalkıyorum, abdestimi alıyorum, namazımı kılıyorum. Ondan sonra temizliğe başlıyorum. Önce süpürüyorum, siliyorum. Ondan sonra yemek işimi yapıyorum. Ondan sonra geziyorum. Ondan sonra geri kalan gün bütün gün hanıma ait. Heh. İstedi. Abi ne, abi peki bir şey diyor mu sana gitme, gezme falan demiyor hiç. Ya benim iyi yere gittiğimi bildiği için beni kısıtlamaz gezmemde. Zaten biliyor beni. Zaten biliyor. Öleceğiz elbet bir gün. O yüzden rahat rahat gez. Ama işiniz hanım her gün geziyorsun. Çok para harcıyorsun falan demiyor mu? Her gün de gezmiyorum ki. Canım gez, kadın canım sıkılınca bak kendini evde böyle oturacak mıyım? Öleceğiz, öleceğiz. Değil mi ablam? Öyle her zaman herkesin gideceği yer. Peki çoluğun sonra. Çocuğun işleri mi işleri? Onlara çocuklar büyük mü? Büyük. Kızım çalışıyor. İşte oğlum da askerliğini yaptı, geldi iş arıyor. Daha Allah bulamadı. Allah daha yeni geldi. Olur, olur, olur. O da evlenmek istiyor işte. Var mı biri? Şu anda yok dahaca birisi. Hadi inşallah hayırlısı ama olsun. Ama oluyor. Hakkında hayırlısı. İyi bak, iyi süz, iyi gez gör. Gözün senin açık biraz ama gene de iyi şöyle bir gözden geçir. Benim dediğim olmuyor ki. Ha, o zaman boş ver, sen git gez. Aman ne yaparlarsa yapsınlar sonra suç senin olur. O kim isterse onu alırım. Aynen öyle, sonra kötü olur da senden bilinir. Tabii. Peki banyo ne tarafta? Sağda. Hadi gel banyoya gidelim, gel. Buyurun buyurun efendim. Ne yapalım yani gezmeyelim de bütün gün evi mi süpürelim deli gibi? Kes, ferah. Nasıl söyleyeceğiz? Aynen öyle, aynen öyle. Öleceğim ama neyden öleceğim bilmiyorum. Evimizin banyosu ders araları kararmış bayanslarıyla karşılıyor bizi. Anlaşılan bu banyodaki rutubet çok feci. Herhangi bir havalandırma imkanı olmayan bu küçük mekanda temizlik konusunda birçok sıkıntı göze çarpmakta.
Bakalım Kadir ne diyecek bu manzaraya? Evet, banyomuz. Bismillah. Bakayım şöyle. Bakabilirsin. Her yeri kaç defa sürdün. Adam dedi yeter artık yaptığın, yoruldun dedi bana. Şimdi dedi artık ha. Bırak. Demiştir git gez biraz, hem bu kadar yorma kendini. Çok temizim. Temizlik yapınca her köşeyi alırım, bırakmam geriye. Bakıyorum şu anda banyo dolabın gayet iyi. Duvarlardaki olanlar da onlar, banyoda cam yok ki. Bu evi yapan adam niye buraya cam koymamış? Ya hiç sorma ya. Kiracıyım, kendi evim değil ki, olsa böyle mi olur? Banyo camı yok, ilk defa görüyorum. Havalandırma da koymamış adam. O yüzden rutubet yapmış. O yüzden yapmış. Peki, Günay. Bir de toz geliyor şeyden, havalandırma olduğu. Hanım abla, duşakabinin camlarına güzel bir kire sökücü ve bulaşık parlatıcısı dökmemiz lazım. Dökeriz de, şu da çıktı, elimde kaldı, biraz zor. Onu da takarız, hiç problem değil. Ben bugün hepsini halledeceğim. Kolları sıvayacağım, bir güzel dipten köşeden girip sana yardım eline edeceğim. Eline sağlık. Peki. Çok yorma kendini. Ya estağfurullah, Allah razı olsun. Sana. Beni de düşünüyor, canım. Hanım abla. Tabii. Hazırsanız hanım ablayla misafirlerimizi çağırıyoruz. Haydi bakalım Enem Arat benimle bugün neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Geç ablacığım. Buyur. Günaydın. Hoş geldiniz. Kız. Hoş geldiniz. Günaydınlar. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş geldin tanem. Hoş bulduk. Buyurun. Hanım hanımın karşılamasını böyle birden sarıldı ya, aslında öyle yapmaması lazımdı. Kolonya tutabilirdi, beğenmedim. Hanım hanımın karşılamasını çok beğenemedim açıkçası. Hani direktmen sarıldı, öptü falan, nereden geliyor bu samimiyet? Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, sizi sormalı. Biz de iyiyiz, çok şükür. Heyecanlı ister istemez bugün biraz. Evet. Var değil mi biraz heyecan? Biraz var tabii. Biraz var tabii. Sonuçta hanımlar rakipleri aynı zamanda evini görecekler, yemeklerini görecekler, eleştiride bulunacaklar. İster istemez bir heyecan var. Emine Hanım artık rahat. Oh! Yemeği yaptın, temizliği gösterdin, çekildin kenara. 4 gün senin, oh! Trilaylaylı trilaylay. Şimdi beklemekten uykum geliyor. Ben çok zorlandığım yer olsun, seni alırım kayıtta içeriye, arada evlerde. Canı sıkılmasın. Evet, Kübra'cığım nasılsın, iyisin? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Yorgun. Niye yorgunsun? Kaç yaşında kadın dün o kadar yemek yaptı, bugün dipdiri de yoruldum diyor. Ya şimdikiler ne bileyim Allah'ım. Evdekilerle falan mı uğraştın? Ya bebeğim var benim. 2 yaşında olduğu için. Döndüğümde de onunla ilgilenince haliyle. Buranın da ister istemez bir heyecan. Yani insan heyecanlanınca bile yoruluyor. Kesinlikle heyecan da yoruyor insanı. O da var. Hadi bakalım bir hafta artık dişin. Bu arada çocuğa kim bakıyor sen burada? Teyzem. Ha, teyzem bakıyor. Teyzem bakıyor. En azından bakıyor. Gözün arkada değil. Ay, hiçbir şekilde değil. Peki hanım ablayı bir tanıyalım bugün. Hanım ablacığım bir kendini anlat. Nerelisin? Kaç yaşındasın? Ne zaman evlendin? Kaç çocuk var? Hanım abla buralara nasıl geldi bir dinleyelim. Tabii ki memnuniyetle. Ben Hanım Kaya, Samsunluyum. İstanbul'da yaşıyorum. 52 yaşındayım. 4 tane çocuğum var. 1 tanesi evli, 2 torunum var. Ev hanımıyım. Maşallah. Abiyle görücü usulü mü evlendiniz? Evet. Kaç senelik evlisiniz? 27. 27 yıldır. Vay maşallah. 3 çocuk bekar, 1 tanesi evlidir. Evet. Peki Allah diğerlerine de hayırlı kısmet versin. Hepinize. İnşallah. Yarışmaya nasıl başvurdun? Kim ön ayak oldu? Kendim başvurdum. Daha önceden içimde kalmıştı. Babam yarışmaya katıl kızım sen dedi bana. Bu yarışma için mi dedi, başka yarışma için? Başka yarışmalar için dedi ama bu yarışmaları da severdi yani görsün. Yani gündüz kuşağı programlarını seviyordu. Dedi ki kızım tabii. Bir katıl sen de. Hı-hı. Sen de buraya katıldın. Aynen. Peki hayırlı uğurlu olsun inşallah şimdiden. 15 bin TL'yi alırsan ne yapacaksın? İşte ev almak istiyorum katkıda bulunmak için. Ev parasını üstüne koyacaksın. Hı-hı. Hadi inşallah bakalım. Hakkında hayırlısı. Aynen. Bu arada hanım abla gezmeyi çok seviyormuş. Sabah bana diyor ki dünyaya bir kere geliyorum. Vallahi ben geziyorum. Yani sabahtan kalkıyor, işini gücünü görüyor. Ondan sonra gezmeye gidiyor. Haftanın 2 gününü eve ayırıyormuş, geri kalan güne. Peki her gün kapıyı nereden buluyor hanım abla? Yani gezecek kapıyı nereden buluyor? Eltine, görümcene falan mı gidiyorsun yoksa komşulara mı gidiyorsun? Onlara hiç sıra kalmıyor. Benim bir sürü sülalem var. Aa, sen hep kendi tarafına gidiyorsun anladığım kadarıyla. Yani eşimin zamanına o tarafa hiç zaman kalmıyor fazla. Peki biz kahvelerimizi alalım. Ondan sonra Samsunlu hanım abla nasıl bir menü seçmiş, neler yapacak hep birlikte görelim. Hadi bakalım. Aynen. Nasıl istersiniz kahvenizi? Ben orta. Siz? Orta. Sade. Ben şekerli alayım. Tamam. Okey.
Hanım dün kendini bizi rakibi olarak görmediğini söyledi ama ben bugün ondan hiç ümitli değilim. Kim kahveyi nasıl içiyor hatırlıyor musunuz? Hepsi de orta. Emin misiniz? Hanım kolay yemekler yapacak. Hiç zannetmiyorum atma yapacak. Kesinlikle beceremez. Ben onu sezdim ona. Hazır yufkadan da börek yapar. Ne oldu sende bugün bir şey var. Diyeceksin diyemiyorsun. Konuşturma. Peki konuşturmuyorum ben seni. Ne diyeceksin Allah'ını seversen de çal. Ama yüzün ifadenden belli bir şey diyeceksin de. Ben anlarım insanın yüzünden. Bir şey diyeceksin diyemiyorsun. Söyle. Tutma içinde. Yok. İçinde kalıp kanser olacaksın dışına çıkıp kız, konser Allah olsun. Konuşsun. Söyle. Kanser de olmayayım. Bir o yok bende. Hepsinden bir öyküle var. Allah'ın adını verdim. Ne olur söyle. Yok vallahi bir şey yok. Ne geçiriyorsun içinde? Bir şey geçiriyorsun. Gözlerinden belli. Yani hayır. Yani neyi geçiriyorum biliyor musun? Yani sizlere şu dis ses onu da ismini diyemiyorum. Dis ses. Bir de seni gördüğüme. Yani diyorum ki hayal demeyeyim. Ha programa inanamıyorsun hala. Programa. Yani böyle bir film şeridi gibi. Kız dün mutfakta canın çıktı hala inanamadın mı programda? Ya var ya. Hiç bak Allah seni. Yani diyorum ki ben mi yani? Sabah yataktan uyandın ne hissettin? Ya yataktan uyandım dedim ki kalksam mı kalkmasam mı? Ben yemeklerini bitirdim gitmesem ne olur? Kalksam mı kalkmasam mı? Akşam sizden sonra duş aldım, rahatladım yani. Tabii mutfakta istersen. Çok terledim. Mutfak çok sıcaktı, soğanı, sarımsağı, patlıcanı. Hepsi bir karıştırdım birbirine, oradan. Evi haklayabildin mi peki? Evi geldiler haklandım. Geldi halli. Peki hanım abla için ne düşünüyorsunuz, ümitli misiniz? Açık açık konuşalım Kübra Hanım. Emine teyzeyi diyorum artık, Emine teyzeyi kendine rakip olarak görüyorsa bilemedim yani. Sen görüyor musun? Yani büyük konuşmamak lazım. Tabii ki de bu heyecana ben de yenilebilirim. Hani hiçbir şey diyemiyorum. Ama yani şu an görmüyorum. Şu an görmüyorsun. Feride Hanımcığım siz ne düşünüyorsunuz? Ben gözümde büyütmüyorum. Normal. Siz dün Emine Hanım'ın menüsünü de çok gözünüzde büyütmemiştiniz. Ama bir şey söyleyeyim. Şimdi bir şey dikkatimi çekti. Hanım 52 yaşındaymış. Emine abla 59 yaşında. Dün sohbet arasında hani... Yaşlı, yaşı büyük dedi. Evet, abla dedi neredeyse. Ama arada... Teyze dedi kız o sana diyor. Evet, teyze onun gibi bir şey. Yaşlı hani. Öyle bir, ama arada çok farkı yokmuş. Evet, çok farkı yokmuş onu şu an. Ben de onu fark şimdi. Ettim. Emine abla dün ona pek ses çıkartmadı. Ya, ne yedin? Umursamıyorsun öyle şeyler artık. Peki bakalım, yani tabii ki yaş biraz önemli hani o hız için ama beceri daha da önemli. Ya şöyle, benim... Ameliyat önceki halim olsa bir de ben 2 saatlik program bana versinler ama bir tek sen ol yanımda. Kameralar o kafamı karıştırdı. O bütün Türkiye'nin kafasını karıştırıyor. O zaten hakikaten öyle. Yani gıcıklık yapıyor sana. Yani onun işi orada, o da ortalığı karıştıracak. Evet, aynen öyle. O yüzden gene bu halime. Gene şükür. O haline şükür canım. Gayet şükür. İyi elinden geleni yaptın. Evet. Emel sen ne düşünüyorsun? Yani şimdi yemek eleştirisi yaparken, yorumu yaparken az çok birinin yemekten anlayıp anlamadığını. Evet belli biraz oluyor zaten. Birazcık uyanıyorsun yani diyorsun ki çorbaya böyle bir yorum nasıl yaptı ya da ete böyle bir yorum nasıl yaptı. Dünkü yorumları seni tatmin etti mi hanım ablanın? Etmedi açıkçası. Yani rakip olarak görmüyorum. Yani yemek bilgisi olduğunu düşünmüyor musun? Ya bilgisi tabii ki vardır hani kaç yıllık ev hanımı ama kendime rakip görmüyorum. Peki kaç yıllık ev hanımının yaptığı yorumlar dün sana göre güzel yorumlar değildi. Mıydı? Değildi. Enginar'a mesela biraz puan veririm dedi. Yani neden böyle bir şey söyledi? Ya iyidir yemek ya kötüdür. Peki yani yemekler bunu... hakkında hiç püf nokta ya da işte bunun burası şöyle olmuş da şunu ekleyelim de bilmem ne de hiç yok dedim. Yani yorumlarını beğenmedim açıkçası. Peki senin yemeklerine yorum yaparken sağlıklı puanlama yapabileceğini düşünüyor musun? Düşünmüyorum çünkü kararsız kalıyor. Yani iyidir kötüdür. Beğenmediyse beğenmedi. Peki göreceğiz bakalım. Bugün güçlü bir menü bekliyor musunuz? Karadenizli o da. Samsunlu. Sen yani tabii Samsun'u Karadeniz'den saymıyorsun ama. Vallahi ben Rizeliyim. Niye bu Karadeniz bir tek Rize ve Trabzon'dan ibaretmiş gibi görünüyor? Ya şöyle bak şimdi. Oranın denizi farklıdır.
Ya aynı Karadeniz akıyor. Ya aynı da yani. Sarsın Karadeniz. Yani sizinkinin rengi bir ton daha açık. Oranınki en karası. En karası. En serti oradan akıyor. Kadir'cim buyur canım. Hangisi abla benim? Bu. Kahve sunumunda bisküvileri bence koymasına da gerek yoktu. Sadece bir şekeri de koysa yeterliydi bence. Karışmamış değil mi kahvemiz? Afiyet olsun. Benimki çok şekerli. Benimki de şekerli. Benimki de yani kahveye az mı koydun? Yok. Böyle biraz su gibi olmuştu. Sade oldu. Bu çok şekerli oldu. Bu şeker çok şekerli. Bana da şekerli. Sade çok şekerli. Kız şekerli şekerli bu. hepsi mi şekerli bunların? Evet. Ay sen bunu karıştırdın. Ama bir de şey duru yani. Sanki böyle dökmüşsün, şey yapmışsın. Yenisini yapabilirim sana. Yok, zahmet etme. Yok, bir şey canım, şekeri hepsine mi attın? Aynı anda attım şekeri. Olabilir. Peki Gül abla, ya ben bu arada hanım ablanın adı Gül Hanım'mış, o yüzden Gül abla diyorum. Gül abla peki sadeleri nasıl yapacaktın, hepsine şeker attın mı? Ayrı. İkisini sonra da yaptım. Ya şu anda ama 5 tane fincan var, 5'i de şekerli. Şekerli. Ya tatlı konuşalım, şekerli olsun ağzımız yani. İyi de hani onlar sade istediler. Sen şimdi hepsine şeker attın demedin mi geri kalan sadeler ne olacak diye? Attım işte. Peki yemekte... Şekersiz kahve mi olur ya? Şekersiz kahve mi içilir sizde? Olmaz ya? Her isteyen nasıl isterse öyle. Beş parmak aynı mı? Değil. Gül abla Gül aynı. O yüzden herkes... Peki yemek konusunda da sen böyle istediğin gibi mi yapıyorsun hani? Yok. Yemeğin oluru değil de mesela ben böyle beğeniyorum, böyle mi atıyorum? Yok, ben olurunu yapıyorum. Ben bir su rica edebilir miyim? Tabii tabii. Ben böyle bir şey görmedim. Bari bisküvinin yanına çay etseydin de içseydik kahve yerine yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şaşırdım yani, nasıl bir şey. Hanım abla, vallahi dediğini yapan kadın mısın? Dedin ki şekerli yaptım, keyiflen, hepimiz keyiflendik. İstediğimi yaparım, istersem tabii. Tabii, herhalde. İstemezsem. Peki, hazır bu kadar neşeli ve güzelken günümüz. Menüyü dinleyelim mi? Evet, hadi dinleyebilirsiniz. Bakalım. Tam karşı kamaya Gül abla, say bir menüyü. Şimdi çorba olarak ne yapacaksın? Ben sana yardım edeyim, heyecanlısın çünkü. Çorba olarak ne pişireceksin? Karalahana çorbası yapacağım, Karadeniz yöresi. Tamam. Ara sıcak olarak? Et sote yapacağım. Bu zevkleri. Ana yemek. Evet. Ana yemek bu. Ana yemek. Ha, ana yemek et sote. Evet, et sote sırayla gidiyoruz ya. Pirinç pilavı. Pirinç pilavı. Salata. Salata, çoban salata. Ara sıcak olarak? Ara sıcak patlıcan unlusu. Patlıcan unlusu. Evet. Karadeniz'e özgü bir şey mi? Peki tatlı? Sütlaç pirinç. Sütlaç. Fırında mı, normal ev sütlaç? Normal. Normal ev sütlaç. Hı hı. Evet, karalahana çorbası, patlıcan unlusu. Ana yemek olarak et sote, pirinç pilavı, çoban salata, tatlı olarak da ev sütlaçımız var. Nasıl buldunuz Kübra Hanım? Çok kolay. Uyumlu mu? Çok uyumlu değil ama çok basit bir menü. Çok basit bir menü. Basit. İki saatten az bir sürede yetişir mi? Yetişir bence. Emel Hanım? Basit, çok basit. Basit. Siz ne yapacaksınız bakalım? Görürsünüz. Görürüz inşallah. Sen ne düşünüyorsun Emel abla menü hakkında? Ben de yani dünkü benim menümün üzerine patlıcanı yaktım ama benim menüm harikaydı bence. Ben yani, senin menünü hiç yemedim. Yemedin zaten, sen kendini için de salata zaten salata değil. Bakma sen, ben güzel dedim tadına. Emel abla yani, el açması vardı ama. Tamam, o güzeldi. Bir böreği vardı. Yani, bir böreği hayır, güzeldi. Aynen. Şimdi sütlaç çok basit. Uğraştırıcı çok bir şey yok. Uğraştırıcı yani bir şey değil. Ben bildiğimi yapıyorum, köyümün yöresini yapıyorum. Abi, ne var bunda? Herkes istediğini yapabiliyor yani. Tabii ki yapabiliyor. Ben senin menüne karışıyor muyum? Karışmıyorum. Herkes bari istediğini yapmakta şey, özgür. Bari böyle bir menü seçseydiniz. Nasıl? Hani uğraştırıcı, emek harcayıcı. Uğraşıracağız zaten, uğraşacağız. Ama hemen tabağa koyup pişmiyor ki. En azından bir tanesi. Hanım mı? Bu kahveyi buyur yaparken de uğraşıyorsun. Evet. Yani evet, bir zahmet harcıyorsun. Ama bunu yapmak yani... Canım bunu... zaten uğraşmadan hiçbir şey olmuyor. Bir bardak su geliyor mu uğraşmadan? Ya gelmez, hiçbir şey gelmez. Bana gelmedi. O zaman yani bir makarna açtığını koy evet yani. Dur, biz evi gezmeye kalkacağız zaten. Mutfağı gezerken dur, içerim ben bu kızın suyunu suyunu vereyim. Peki. Bir saniye. Evet, ne diyorsunuz hamaratlık yarışması için menü? Menü hiç uygun değil. Yani hamaratlık göremeyecek misiniz? Hayır, kesinlikle. Herkes yapabilir ben diyorsunuz. Ben zaten dün tahmin etmiştim, bunu bekliyordum. Niye öyle bir şey tahmin ettin? Bilmiyorum, şeyin hanımının konuşmalarından, yorumlarından. Genel olarak et soteye bir bekar yemeği diyorlar da gelen yarışmacılar. Cidden evet, öyle mi size göre de? Buyur tatlım.
Oo, çok teşekkür ediyorum. Pardon, özür dilerim. Buyur. Bize niye o bardaktan gelmedi? O bardaktan bir tane kalmıştı. O da sonra kalmıştı. Yani koymasaydın onu ortaya. O da Kübra'ya nesibli. Kübra nasipli. Çok teşekkür ediyorum. Yani biz üvey evlat mıyız? Yok canım, asla öyle bir şey olamaz. Hayır, biz koca tarafındanız, o kendi tarafından o yüzden. Aslında Karadenizli olan Emine Hanım. Yok, asla ayrım yapmıyorum. Yok, kesinlikle. Hayır. Peki hanım abla, şimdi genel olarak menüyü çok kolay buldu herkes. Olabilir. Peki. Yapabilene kolaydır. Hakkımızda hayırlısı, lezzetli aynen olsun bakalım. Tamam. Peki hazırsanız evi gezmeye başlayalım. Buyurun hanımlar, bismillah. Hanım hanımın evinde aspiratörün üstü çok yağlıydı. Hanım hanımın evini hiç temiz bulmadım. Buyur Gül ablacığım, gel. Geldim. Şimdi Gül abla diyor ki koridorda, benim diyor moralim bozuldu diyor. Niye diyorum? Diyor ki hanımlar diyor dünkü evi bu kadar gezmediler diyor. Hiçbir yere bakmadık. Şimdi her yere alt üst baktılar, her yere biz bir tane dolap kapağı açıp yer yere ben bakmadık, üstlere size bakmadık, evi gezerken demedim mi hanımlar? Buzdolabını açın bakın, evin her yerine bakın, bak sonra sizin evinize bakarlar. Kapakların içini açıp bakmalarından rahatsız mı oldunuz? Rahatsız olmadım ama haksızlık oldu. Siz boş verin, onlar temizliğe puan vermiyorlar zaten. Vermiyor zaten de, vermiyor. Senin eksik bıraktığın bir yer olduğunu düşünüyor musun? Yani açlıklarda yakalandın. Asla düşünmüyorum, öyle bir şey düşünmüyorum. Tamam o zaman açsın baksınlar, sadece niye bu kadar sıkıntı ettin kendini? Sadece tek baktıkları için sıkıntı ettim. Anladım. Bence bunu finalde konuşalım. Madem öteki eve bakmadılar, buraya niye baktılar? Yani hepimiz aynıyız. Peki sen onu geçti. Sen bu kahveyi yaparken nasıl yaptın? Nasıl yaptım? Şimdi aynı her zaman. Orta istediler. Sen hepsine şeker atmışsın. Onların ama yanında çok söyle. Ama onlar da biraz şekerli dedi. Şekerli olsun demedi. Dediler. Orta istedi. Hepsi bir ben şekerli istedim. Sen bütün kahveleri şekerli yapmışsın. Şekerli yani. Şeker katmakla ne olacak? Ama orta kahve yapıyoruz. İki tanesini orta yaptım. İki bayan orta istedi zannettim. İki tanesini orta yaptım. Onlar tabii ki bahane oldu. Hepsi aynı şekerli olmuş. Hayır. Sen hepsine mi aynı şeker attın? Ayrı ayrı mı yaptın? Ayrı ayrı yaptım iki tanesini. İki tanesi çünkü orta istedi. Hayır, şimdi sabah kahveyi böyle yapıp böyle söyleyince yemek konusunda tereddüte düştüm. Yok, kesinlikle öyle değil. Peki. Hadi kalk şimdi üstümüzü giyinelim. Temizlik yapacağız. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Ha, bugün gezmek yok, bugün temizlik yapacağız. Tamam zaten. Haydi bakalım, biliyorum. Buyurun. Hanım abla ne temizliğe geliyoruz? Ben haksızlığa gelemiyorum, tamam, o yüzden. Tamam, onların istediği şekilde yaptım. Beğenmiyorsa bahane uydurur. İnadına söylüyorlar diyorsun. Tabii. Tamam. Bu şekilde. Bekle, temizliğe geliyorum. Sakın ayrılma oradan. Peki sen buraları sildin mi Gül abla? Sildim. Dün akşam silsen daha iyiydi Gül abla, mı olsun bugün gelsin? Ya kardeşim sildim işte ya. Hanım hanımın evini hiç temiz bulmadım. Ana! Gelmiş bak, kaçak gelmiş. Kaçak gelmiş. Ama ben sana diyorum, yıpratma bu kadar kendini. Ya ne kadar yapsan zaten beğenmiyorlar. Aynen, her çizgi gün gene batıyor. Dünyanın işi biter zaten mi? Zaten yorulmuşum. Nereden ne görmedim ki? Yani elimi koydum yapıştı kaldı. Ben geldiğimde boyun hiç yüzüne bakılmıyordu. İki yılda hiç mi siz burayı elemediniz? Ama parmakla demeyeyim vallahi yine tutamıyorum kendimi. Gül abla çıldıracağım şimdi. Bildiğiniz örümcek ağı kaplıydı. Kız abla, burada örümcek ağı var. Sanki başkasının evinde yok mu? Hep burada mı var? Sanki sizin evinizde yok. Hala kameranın arkasından belli söyleniyor Gül abla. Dünkü kadını ben hiç yemeğini yemedim, 3 puan verdim. Niye koltuk örtülerini kaldırdılar? Siz de o kadar puan vermeseydiniz. Beğenmediğin yemeği niye 3 puan verdin? Verdim işte. Geçmiş olsun. Şu andan itibaren yapacak bir şeyim yok artık. Hanım hanım yüce gönüllü bir insan. Merhametliyim çünkü. Ama bu saatten sonra merhamet yok. Peki bir şeyciğim, sen niye bu kadar hırslandın bunlara? Ya hanım hanımı saklar mısın o diye diyor. Ona ne ya? Niye beni saklar? Hiçbir yere bakmadık maalesef. Bu bayanlar da bakmadı. Hadi gelin Kadir'e yardım edeyim biraz. Televizyonun arkası bildiğiniz örümcek ağı kaplıydı.
Bunlar sıcak bardak koymaktan hep leke oldu. Bunların çıkması çok kolay. Ha, hadi yap püf nokta. Kolonya var mı? Yok. Neyse bende var. Yap sen bunların hepsini al böyle dolan. Bakın bakalım nasıl oldu sizce? Allah'ını seversin. Tabii ki güzel oldu. Ya Allah'ını seversin. Leke gitti değil mi? Belli ama gitti. Nasıl belli? Vallahi belli değil. Hani nerede? Aha. Ama yapmayın az önce bunun gibiydi. Tamam o kadar eline sağlık. Bakın bir daha bakın. Şunları da. Siz boğuşa durun beyaz su falan doldurayım ha, işlerim var. Benim bunlar oynasınlar sehpalarlar. Oldu mu sizce? Vallahi iyi oldu. Alana kadar idare ederim. Almanıza gerek yok. Kaş gibi bunlar. Buyurun biraz daha. Akşama kadar oynayacak mısınız o sehpalarla? Yap diyor hanımefendi. Biz var. Gül abla. Sen şu halının üstünü süpürmeye başla. Ben şimdi su getirdim. Şu bulaşık makinesinin filtresini sökeceğim. Kaynar suya koyup geliyorum. Salonda da televizyonun arkası örümcek doluydu. Her yerde toz, yerlerde pislikler. Hatta sehpanın altında örümcek ağları bile vardı. Peki sen buraları sildin mi Gül abla? Sildim. Silmesem nasıl olacak? El kalınlık olur. O toz ne ki sen? Ben de silebilirim nereyi. Dün akşam silsen daha iyiydi Gül abla. Olsun bugün gelsin. Ya arkadaşım sildim işte ya. Kafaya toz geliyor görmüyor musun? Tatlı kız seni. Çok yaşa. Gibi sana da dokundu. Her yeri derli toplu temiz tutmayı severim. Eşyalarım biraz kullanılmış ama yine de güzel tutarım. Şuruk tuttu beni. Ana! Bir gelmiş. Bak kaçak gelmiş. Kaçak gelmiş. Görmedim ben orayı. Aç süpürgeyi. Açıyorum. Şimdi güzelce bezimizi de yıkayalım. Oh! Oh! Ve her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Evde silmedik, girmedik yer bırakmam. Her yeri ağlarım, hep çitilerim, hep kadir. Her yer hep tertemiz. Silmedi Gül Hanım, hep parmakların yara oldu bunlardan. Gitsin dertlerimiz la, la, la. Oh. Sen öne git abla, ben sile sile geleyim. Öne git. Zaten hep elim yara oldu o işten. Kadın kendini paraladı temizlik için. Sana diyorum yıpratma bu kadar kendini. Bu kadar yapsan zaten beğenmiyorlar. Aynen, her tisi gün gene batıyor. Dünyanın işi biter zaten mi? Zaten yorulmuşum. Hanımın evi kesinlikle pisti. Benim adam da titiz. Eğer evi süpürülecek bir toz görürse orada oturmaz. Aa! Ben onun için her gün süpürüyorum. Anladım. Bakma sen böyle tozlu. Bir tane su bardağı olsun masada. Hemen bunu alır mısın hanımcığım yapıyor beni. Ha öyle takıntılı. Böyle senin yaptığın işi beğenmemezliği falan oluyor mu? Yok çok beğeniyor. Temizliğini beğeniyor. Evet daha nerede bulacaktı beni? Üç tanesini bırakmış yolda. Ne yapmış? Üç kere, iki kere sözlenmiş bırak. Dur Kadir ne olmuş bir dinleyelim. Niye iki kere sözlenip bırakmış? Beğenmemiş. Üç tane mi bırakmış? Yok, üçüncü benim nişan olayı. Ha, iki tane nişanlanmış? Birinde sözlenmiş, birinde nişanlanmış, bırakmış onları. O niye bırakmış abi? İstememiş, birinde ablasına kaçmış, evden kaçmış. Ondan sonra birini de hiç görmek istememiş, görmemiş zaten, görmeden söz kesmişler. Annesi gibi mi kesmiş sözü? Abileri. Ha, abileri. Ha. Aynı mahallede oturuyorlarmış. Adama sormadan söz kesmişler. Ha, ben de görmedim bilmediğim kızı almıyorum demiş. Gitmiş evden. Seni peki o mu gördü? Beni kendisi gördü. Nerede gördü? Abimin düğününde. Ha, köyde yani şey Samsun. Yok canım burada ne köyü? İstanbul'da. Güneşli'de. Ha, İşte bir gövde tarpılmış. Peki geldi seninle konuşmaya çalıştı mı yoksa... Konuşmak istedi ama abim konuşturmadı. Ondaki de ne cesaret, abinin yanında geliyor bir de konuşmaya. Abimin yanında değil. Abim gide işte istemeye geldiklerinde konuşalım dediler. Abim de ne konuşması be, sonra konuşurlar dedi. Ha bırakma, sen istedin mi konuşmayı? Ya ben dileklerimi söyleyebilirdim aslında da konuşmak için isim vermediği için konuşmadı. Konuşmadı. Peki sana bir fikir falan sordular mı? Sormadılar. Evleneceksin dediler, evlendi. Ama birbirinizi seviyorsunuz şu anda. Tabii ki. Dört tane de çocuğu var ama hep bir görücü usullerinin en başında böyle oluyor. Bir istememezlik oluyor. Sonra nikahta keramet vardır. Tanımıyorsun çünkü, tanımıyorsun ki. Ne biçim konuşuyor, güzel mi konuşuyor, iyi mi, huyu mu? İyi mi, kötü mü, kötü alışkanlığı var mı? Peki, hadi kalk Gül abla, şu ortalığa devam edelim, kalk. Aspiratör yağ içindeydi.
Televizyon dolabımızı sildik, televizyonumuzun yüzünü sildik, sehpamızın da ayaklarını sildik. Gül ablam da ortalığı aldı. Gül ablam da ortalığı evet, aldı. Buraları aldım böyle. Şimdi kalk mutfağa gidiyoruz. Ben burayı silerken mutfaktaki bulaşık filtresini güzel sıcak suyu bulaşık tabletine yatırdım. Şimdi oraya gidiyoruz. Hadi gel. Nereden ne görmedim ki? Mutfakta yani ben dokunacak yani elimi koydum yapıştı kaldı. Gel hanım abla. Evet, şimdi hemen buzdolabının lastiklerine giriyoruz. Hadi hızlanalım biraz. Şunları ayağa, el altından alalım mı? Aynen, kaldır abla onları karşıya koy. Şimdi sizi ben karşıya alacağım kuru kalabalık. Tamam, hemen geçelim. O kadar zor çıkardım. Gerçekten kapkaraydı o. Anladım. Ben geldiğimde bu evin hiç yüzüne bakılmıyordu. Sen bu evi ne zaman taşındın Gül abla? Ben bu eve taşınalı 2 yıl olmadı ama yüzüne hiç bakılmıyordu. Bu kadar meydana getirdim. Anladım. Peki. 2 yıl daha ancak Kadir. İyi de koskoca 2 yıl geçti. Yani 2 yılda hiç mi siz burayı elemediniz? Ama parmakla bir yara oldu. Vallahi yine tutamıyorum kendimi. Gül abla çıldıracağım şimdi. Biraz iyiledi yine bak. Yani siz söylemeyeyim diyorum, gözüm, hadi diyorum, tamam gözüm diyorum ama aa. Kadir sen oraya girmiştin ama önce o aspiratörün fişini çek istersen. Dışarıdan gözüm bile hastalık kaptı. Şimdi Gül abla bana bir teli ver, tel verebilir misin? Bulaşık teli şuradaydı, verin bana. Sana zahmet, o bulaşık leğeni de ver bana. Yok, ne zahmeti İstanbul'da. Bulaşık makinesi, su lekeleri, her şey vardı. Kombinin üstü yağ içindeydi. Ben daha bununla ne uğraşırım var ya. Bunu tepsiye yatacaksın, kaynar suyu dökeceksin, o sapsarı yağ üstüne çıkacak. Kadir şu halıyı kaldıralım da makineyi çekelim. O da okey. Bakın teller de parladı. Çalıştırdın mı? Yok çalıştırmadım abla. Deterjan atar çalıştırırım şimdi birazdan. Hadi nereye gidiyoruz şimdi? O zaman şu bardakları da koyayım ben. O zaman siz onları koyun biz Kadir'le banyoya geçelim. Hadi gel daha bir sürü iş var. Banyoda, lavaboda saç kıl istemem. Onları hiç bırakmam. Toplarım, silerim, tozunu alırım. Bağ girdim, bağ budanmış. Bağ bübü dağdanmış. Oh oh. Bağ girdim, bağ budanmış. Bağ bübü dağdanmış. 27 yaşında da Kadir'cim kimlere aldanmış. Döküyorum güzelce. Bırak burayı böyle. Abla hiç elleme. Bir 5 dakika burası beklesin böyle. Şu anda buhran geçiriyorum. Boğuldum, nefes alamıyorum. Çık. Abla eldiveni yıkama, eldiveni çıkar da ellerini yıka. Olsun, onu da yıkayım. Nefes alamıyorum. Cam yok, camaken yok. Zaten bir de sıcak deterjan karıştı, boğulacağım şimdi. Sonra bir daha mı geleceğiz buraya? Su tutacağım ben ayrıyetten gelip. Gül abla hadi kalk çıkıyoruz. 5 dakika sonra gelelim buraya. Geç. Tamam, geç. Sen de yıka. Geç. Ben o evde... Eğer Kadir evi temizleyecek ya da Kadir'le beraber iş yapacağını bilmesem yemek yiyemezdim. Onun Kadir sayesinde gönül rahatlığıyla bütün yemeklerin tadına bakacağım. Evet, 5 dakika dinlendirdik. Bak nasıl güzel çıkıyor, görüyor musun? Hanım hanımdan çok bir performans beklemiyorum açıkçası. Dün de yani yorumları beni tatmin etmedi. Kesinlikle rakibim olamaz. Bir bez verin şu kapının üstünü de alayım. Kız abla burada örümcek ağı var. E ne var bunda? Niye şaşırıyorsun? Sanki başkasının evinde yok mu? Hep burada mı var? Sanki sizin evinizde yok.
Aa, uuu edenleri ben biliyorum. Ben görmedim mi? Ben baktım, 2-3 tane yere baktım da bir sürü pislik gördüm, toz gördüm öyle. Abla hiç demedi mi ben bu kapılara bir yağ sökücü sıkayım? Yağ sökücü de pahalı. Boyun alamıyorum ki boyun. Ne olur. Ben sana giderken bırakacağım. Abla şunu bana yıka da bir ver Allah rızası için. Kadir şurada bir şey kalmış. Bir saniye bez yıkatıyorum burada köpüklerde. Biz dur. Zaten sinirlerim tepemde cinlerim gelmesini canı anladı. Burada patlamışım kendim. Ne oldu Kadir? Zora gelince hemen sinirlerin tepene çıkıyor. Sevimli şey seni. Unutma biz buralardan geldik. Buraya geri dönebilirim. Nereden geldiğimizi unutma. Nereden geldim hatırlamak için arada geliyorum buralara. Ver ablam ver. Ver şöyle. Hep bu anlarda, evet, son dakika, abla hadi, hadi son dakika, evet. Aa, salonun tüllerini takmadık, hemen koşuyorduk tül takmaya, Tamam, abla, hadi gel, senden bir Gazi Osman Paşa'yı gezek gelek. Hadi ablam, biz senden bir dolanak gerek. Yıldız Parkı'na gideriz istersen. Gel. Şimdi ablam beni nereleri geziyorsa oralara götürecek. Hadi gidiyoruz. Gezelim, gelelim, ondan sonra mutfakta muhteşem menünü yapacağız. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım, buyurun efendim. Görüşmek dileğiyle. Abla niye öyle sulandırdın onu? Topaklanıyor kuru koyduğumda bazen. O limon niye? Ete katacağız biraz. Et soteye. Abla sen bu yemek tariflerini nereden öğrendin? Hiç kazanamayacak. Birinci olamayacak bu menüyle. Davete uygun bir yemek değil. Ben sizi rakip görmüyorum. Bu un kırmızı olsaydı daha iyi olurdu da. Beyaz oldu. Hacı Emem'in Mevlüt pilavı. Çevir kaşı üstüne bir de tavuk dök ye. Menüyü beğenmedim. Davet sofrası için uygun değil. Çok basit. Bu tarifler sana özgü galiba. Hayır, internetten baktım ben. Acilen internet sitelerine denetim gelmesi lazım. Ekranların en lezzetli temiz yarışması Kadir Ezildi ile Enem Arat Benim'de. Temizlik kısmını bitirdik. Şimdi Gül ablanın, hanım ablanın mutfağındayız. Menüsünü tekrar sayalım, bir dış sesten alalım. Karalahana çorbası, patlıcan unlusu, et sote, pirinç pilavı, çoban salata ve sütlaç. Bu patlıcan unlusunu Kadir çok sever. Bayılırım. Gerçekten. Daha önce bir yarışmacımız da yapmıştı. Lezzetinden doyumalı ama ben evde onu bir türlü beceremedim. Buradaki gibi lezzetli yapamıyorum ben evde. Benim kızım soğanlı mısır ekmeği yap dedi bana. Ben dedim soğanlı mısır ekmeğini bir dahakine girersem yaparım. İnşallah. Muhakkak da şimdi onu zaten iyi ki yapmamışsın. Derlerdi ki ekmek olur mu hiç ara sıcakta. Diğerleri belki yer de Karadenizli biri daha var içeride. Güzel yemez. Yapılırsa öyle bir olur ben ki. Ben senin patlıcan, unlu patlıcanını merak ediyorum. Onun lezzetine muhakkak eminim güzeldir. Güzel. Peki sütlaçın ev sütlaçı dedin. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Bak iki saatim var sofrada içinde gözünü seveyim. Zaten kolay buldular menüyü. Kımıl kımıl kımıldanıyorlar. Kolay bulanlar dünkü menüyü gördük nasıldı? Tadı var mıydı? Tuzu var mıydı? Yok muydu? Yoktu. Yok. Çorbanın suyundan aldım iki kere. Hiç lezzeti yoktu, tuz yoktu. O şey salata değildi. Peki senin Allah canını almasın inşallah. Sofrada sana 50 kere yorum sordum. Niye hiç bunları söylemedin orada? Söyledim ya. Hayır. Bunlar güzel değil dedim. Niye? Güzel sadece dedin ki ben beğenmedim. Beğendim. Allah canını almasın seni. 3-2-1 süre başladı. Et boğazında kalıyor. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın onun etini de şeyini de boş ver. Ben soracağım ona. Süreniz başladı. Hadi ne yapıyoruz şimdi? Şimdi ilk önce et soteyi koymamız lazım. Tamam. Nerede o? Küçük tüp getirecekti arkadaşımız. Verin küçük tüpü. Et soteyi küçük tüpe koyacak abla. Et sote ana yemek için çok kolay bir yemek. Eğer etleri iyi pişmemişse, diri, ağızda dağılmazsa benden bundan geçer not asla almaz. Evet sayın seyirciler, hazır et soteye başlamışken ben de size malzemelerini sayayım. 750 gram kuşbaşı et, 3 adet yeşil biber, 3 adet kapya biber, 2 adet soğan, 3 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı, kimyon, karabiber, tuz, pul biber, 3 adet domates, yarım demet maydanoz. Yağsız. Hadi bismillah. Yağ mı koyuyorsunuz? Yağsız olur mu? Kızartma mı yapıyorsunuz? Eti mühürleyecektir belki abla. O kadar yağda et mi mühürlenir? Mühürlenir diyor. Abla sen biraz dış sesi biliyorsun. Evet. O senin aklını karıştırmaya çalışır. Sakın çalışsın. Karıştırma aklını. Et soteyi evde yemek olmadığı dönemde biraz çabuk hazırlanan bir yemek olduğu için günlük hayatta kullanıyorum. Bir davet masasına, menüsüne uygun bir ana yemek olarak görmüyorum. Hele hamaratlık bir programına
hiç uygun bir ana menü değil. Et sote de yani bildiğimiz et sote. Yani o da basit. Tabii ki onu da pişirmesini dün benimkine laf etti. Yutamıyorum dedi. Halbuki etlerim de minik minikti. Kalın biz onun etlerini yutabilecek miyiz? Evet, salçamızı yağda güzelce eritiyoruz. Biberlerimiz bir yandan pişiyor. Şaşkınlıkla seyrediyor acaba o etler ne zaman girecek bu yemeğe diye. Girer girer, acelesi yok. Abla sen ne yapıyorsun şimdi sırayla? Ben şimdi domatesini doğruyorum onun. Sen istersen o domatesleri beyefendiye ver, sen karalahana çorbasına geç bir yandan. O karşındaki beyefendiye. Et sotede etler pişmiş mi? Soğanlar diri kalmış mı? O etin lokum gibi ağızda dağılması gerekiyor. Bunlara dikkat edeceğim. Peki sen bu yemeği hiç böyle başkasının yanında yaptın mı abla şimdiye kadar? Misafirlerime çok yaptım. Ha, misafirlerin yanında yaptın mı peki hiç bunu? Evet. Hiç demediler mi abla eti niye sonradan atıyorsun? Bir şaşkınlık olmadı mı? Hayır. Allah Allah. Kendileri de yapıyorlar. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bilmiyorum, ablaya sormak lazım. Lahana. Kara lahanaya mı geçeceğiz? Ne yapacağız kara lahanayı? O ayran niye orada? Süt o. Ha, süt o, pardon. Şimdi şu kara lahanaları alalım bir elimizin altına. Ben de sana kara lahana çorbasının malzemelerini okuyayım. 2 bağ kara lahana, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı mısır unu, 1 su bardağı pirinç, 1 adet soğan, 3 diş sarımsak, 1 paket kaşlanmış barbunya, 3 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı biber, karabiber, kimyon. Hanımın kara lahana çorbası davete uygun bir yemek değil. Aşaması fazladır. Hakiki Rizeli olan yapar. Kesinlikle onun ayrıca haşlanacak, suyu aktılacak, soğuk suya tutulacak, barbunyası ayrı haşlanacak, onun içine konulacak. Yani onun ununu tutturması, yani mısırlarını, yani onun kıvamı da çok önemlidir. Şimdi bu ne olacak? Bu lahananın soğanı. Tamam. Buraya kattık, onun malzemesi tamam, tuzu kattık. Buna bir şey katmayacağım mı başka? Tuz katacağız. Limonumuz. Limon nerede? Heh. Gözlerim yandı, kör olmayasıca nasıl soğandı ya? Biz bütün yemekleri bu küçük tüpte mi yapacağız? Evet, doğalgaz faturası gelmesin diye. Ocakta yapacağız. Hadi şu ocağa bir şey koyun artık. Su ısındı mı? Bu kaynamış, atmış, hatta bir daha atıyorum. O limon niye? Ete katacağız biraz. Et soteye. Niye? Güzel olsun diye. Limon güzel mi yapıyor? Tabii. Abla sen bu yemek tariflerini nereden öğrendin? Hani kitaptan mı, televizyondan mı? Kitaptan, televizyondan, kafamdan, her yerden. Virüslü sitelerden öğrenmiş abla. Ben araştırıyorum hep kızlarımla. Kara lahana çorbası bana çok hitap etmiyor. Dolmasını severim ama çorbasını yemedim. Havuçları diri olacak mı, pişecek mi? Buna dikkat edeceğim. Mısır unu topaklanacak mı içinde? Bunlara dikkat edeceğim. Lezzeti güzel olursa puan veririm. Abla sen böyle hiç ev işine falan gittin mi? Nasıl ev işine? Hani normal mesela temizliğe gidiyorlar ya da yemeği yapmaya. Çalıştın mı hiç yani? Ben evde yapıyorum genellikle. Arkadaşlarımın misafir geldiğinde onlara bazen yardım ediyorum. Normalde ama hiç çalışmadın yani. Ben temizlik işine fazla gitmedim. Arkadaş hatırı için bir iki kere gittim. Pişman mı oldun gittiğine? Yemek yaptım. İşte bir iki kere kızımın öğretmenine gittim. O da rica etti o yüzden. Seviyordum da öğretmeni, hocayı. Şimdi yağda soğanı kavuruyoruz. Bak bu kara lahana çorbasını bir tarif et izleyen seyircilere. Senin tarifleri biraz çünkü farklı normallerden. Yani normal herkesin yaptığı gibi değil, biraz değişik yapıyorsun sen. Soğanı atacak, yağda kavuracak, üzerine kara lahanaları koyacak. Salça koyacakmış. Yağ, soğan. Tamam. Salça koy, biraz şey olacak, bunu kısaltacağım soğanı.
Salçadan sonra mı kara lahana koyacaksın? Evet. Durun bir dakika, ben anlamadım. Önce bunu kavuracak mısınız? Kavuracağım ama önce salçayı kavuracağım. Önce salça mı kavuracaksınız? Evet. Soğanlı. Niye karıştın şimdi sen gene? Daha bizim bak sütlaçımız var, pirinç pilavımız var, salatamız var. O patlıcanlar nerede, hamsi kuşu? Unlanacak daha, yandı gözlerim benim de. Hanım hanım, siz rakip olarak Emine Hanım'ı görüyorsunuz ama ben sizi rakip görmüyorum. Şu patlıcanları alalım. Tereyağı alacağım. Kadir, bunları kesmesi bir farklı oluyor. Biz kesmeyelim bunları. Evet, bunlar biraz değil, bayağı farklı. Evet efendim, şimdi bütün hızımızla yalancı hamsi yapacağız. Tamam. Abla bu ne ki? Obelix'in iksir kaşığı. Bu nasıl bir kaşık maşallah? Köy keptesi, onu rahmetli babam bana hatıra vermiş. Bir de hafif ama ha, ağır bir kaşık da değil. Ne ağacından bu? Bilmiyorum ki, babam yapıyordu öyle. Salçamızı koyduk, soğanımızı koyduk. Evet. Koca iksir kaşığıyla şimdi lahanaları karıştırıyoruz. Bir yarışmaya bu menüyü seçilmesi hiç doğru değil. Çok basit bir menü. Bence hiç kazanamayacak, birinci olamayacak bu menüyle. Abla niye öyle sulandırdın onu? Topaklanıyor kuru koyduğumda bazen. Topaklanır yani. Bugün ablanın tarifleri çok farklı, inanın. Hayır, doğrusunu yapıyorlar. Sıcak suya birden atılır mı o? Kendine has suyu anormalde atıyorlar içine. Onlar bilmiyor suyu. Sıcak suya atılırsa topaklanır. Allah Allah. Soğuk suyla güzelce harç haline getirilir, ondan sonra sıvanır. Anladım. Abla bu pirinçlere annem biraz daha su koysak mı? Sanki diriler. Annem beni 6 yaşında başlattı yemek yapmaya. Tarlaya gidiyordu, bahçeye. Hazırlıyordu malzemeleri. Bunu tencereye koy, bu şekilde pişiriyordu. Sen kendi nasıl istersen öyle pişiriyordun. Söylüyordu, tarifini veriyordu. Ya ben inanamıyorum. 6 yaşındaki çocuk nasıl yemek yapabilir ki? Şimdi sadece abla değil, genel olarak çoğu diyor. 6 yaşındaydım, 7 yaşında ekmek yaptım, bilmem ne attım. Eskileri bilmiyorum ama yeni çocuklar çılgın. Yeni çocuklar asla kalkıp ekmek yemek yapamaz mutfağa sokup. Yapar. 6 yaşında. Yapar tabii, vallahi yapar. Yanmasın yeter. İşte o önemli daha. Ama onlar köyde ateşte birlikte büyüyor. Zaten. Yani orası da doğru. Doğalların içinden gel. Tandırı biliyorsun. Kapının önünde her şey var. Çok zor ya eskiden. Yalnız ya, eskiden insanlar nasıl iş yetiştiriyorlarmış? Sabah kalk, ateş yak. Bak sabah kalk diyorsun. O insanlar gün doğmadan kalkıyor. İşi yetiştirir tabii. Nasıl, yorulmuyorlar peki? Yorulmaz olurlar mı? Yoruluyorlar tabii. Akşam erkenden de uyuyorlar. O yorgunluğundan tabii. Şimdi sen düşünsene. Şimdikilere diyeceksin ki sabah kalk, odun kır, ateş yak, su kaynat, çamaşırları yıka evde. Çamaşırları as, sonra git ateş yap, bir tekne hamur yoğur, ekmek aç, ekmeği pişir. Sonra git yemek yap, ondan sonra evin işini yap, bir de çocukları büyüt, akşama bir de sopa yiyin. Öyle miymiş? Eskiden o kadar işin üstüne bir de sopa yiyorlar. Tam hainlik bu. Düşün, o kadar çalışıyorsun, bir de üstüne sopa yiyorsun. Kara lahana çorbası, kış çorbası benim bildiğim kadarıyla. Bu mevsimde lahana daha farklı oluyor. Biraz acı tat verebileceğini düşünüyorum ve olmayacağını düşünüyorum açıkçası. Kadir, sen sütlacı karıştırırken ben de sütlacın malzemelerini sayayım. 500 gram pirinç, 6 su bardağı süt, 4 su bardağı şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı sıvıya. Üzeri çift tarçın. Ben şimdi bak evdeyken tam bu aşamada süt koyuyorum. Hiç un koymadan o pirincin nişastası var ya, o jöleleşti şu anda suyla birlikte. Sütü de koy, o sütü kıvamlaştırıyor işte. Un mu koyuyorum dedin? Hayır. Pirincin kendi unu var ya, nişastası o böyle jöle gibi oluyor. Üstüne sütü döktüğümü süt kendinden kıvır. Kimisi önden un çalıyor, döküyor. Bir defa sütlaç yapmıştım. Pilav gibi oldu. O pirinci niye ayarlayamadın? Evet, pirincini çok koymuşum. Bir de bir gün boyunca buzdolabında durdu. Dışı taş gibi oldu. Hacı Emevi Mevlüt pilavı. Çevir kaşığı, üstüne bir de tavuk dök ye. Şimdi sütlacın bir vanilyasını güzel ayarlayacaksın. Bir de pirincini. O zaman hafif böyle üstünden o şekerli sütünü içeceksin. Pirincini ok. Sanki bu pirinç de çok gibi geldi bana. Hadi. Bol bol yersiniz. Zaten pirinç yemeye geldik. İyi oldu. Peki pirinç pilavından sonra sütlaç vermen? Olmaz ki. Olmaz mı? Yok. Pirinç pilavından sonra sütlaç yenmez mi? Yenir. Ya olmaz dedin az önce. Ben millete verme, halka verme diyorsun sandım. Halka mı? Yani buradaki arkadaşlara.
Sütlaç çok basit bir tatlı. Ya en azından tatlıyı bari el açması yapsaydınız keşke. Kadir sen bir gün öleceksin ama dur bakalım. Dur selamın kablen. Ama bu yaz günü. Niye yaz günü ölünmüyor mu? Aslında ben hep yazın ölmeyi istemişimdir. Cenaze rahat oluyor. Millet kışın soğuktan hemen erkenden gidiyorlar. Yazın en azından sohbet muhabbet oluyor kapının önünde. Yemeğimi memeğimi rahat yesinler dışarıda sere serpe. Kışın evin içine doluşuyorlar erkenden kaçıyorlar öyle. Mezarlıktaki işler falan da zor olur kışın. Suyun içine bırakacaklar. Yok yok öyle üstümden de su falan dökmesinler benim. Yok ben dökerim. Sen hortum takarsın. Rahmetli suyu çok severdi yaşarken diye. Sana son bir su şakası yaparım. Hemen gitmeyin sen. En az bir akşama kadar bekleyin. Bir alışayım da. Ben bir Yasin okuturum sana. Sen okut orada bir de bekleyin gitmeyin hemen. Ben beklerim. Herkes dağılınca durun. Ben sizin orada olduğunuzu bileyim. İnşallah da biliyorumdur. Ömrüm yeterse ben seni gömerim. İnşallah. Tövbe estağfurullah. Adama bak yalnız adam işini sağlama alıyor. Benim onu düzgün gömebileceğime inanmadığı için önce o beni gömüyor görüyorsun. Kesin dersin ki rahmetli bu işi de bana iteledi gördünüz mü? Bir de derdi ki sen hiçbir şey. Bunu bile bana yaptırdı. Önce gözyaşı dökerim sonra öyle söylerim. O son röportaj var ya magazinciler gelir büyük gözlüğünden birlikte röportajını verirsin. Yoo basın kabul etmem kusura bakmayın. Et niye etmiyorsun herkes duysun öldüğümü görsünler cenazemi. Reklamın en güzel yerinde adama bak ölmüşüm burada magazinci kabul etmiyor. Ben kendi sitemde paylaşırım. Bütün magazincileri çağır. Arada isteyeyim mi? O beni ilgilenmez bu saatten sonra ne istersin bana bir faydanız yok. Vasiyetin var mı nereye gömülmek istiyorsun? Maltepe'ye gömün beni. Çok güzel. Maltepe Mezarlığı. Minibüs yolunun üstünde. Ferah ferah. Orası çok ağaçlı. Esiyor da yazın. Oraya Maltepe merkezi de yakın. Tam önünden minibüsler. Mezar taşına ne yazalım? Ne yazabilirsin? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Bu sefer değiştir artık. Ölmüşüm çünkü. Ben ona bir şey düşünürüm. Sen kesin güzel bir şey yazarsın. Evet efendim. Mısır unlarını haşladığımız patlıcanlarla buluşturuyoruz. Daha sonra yağ atıp kızartacağız. Neyi de kızartacağız peki abla? Bu tencerede mi? Onda ben... Pilav yapacaktım ama onda da kızartabilirim. Bence önce bunu da kızartalım sonra pilav yaparız. Tamam öyle yaparız. Bu arada patlıcan unlusunun malzemelerini de sayayım. 7 adet patlıcan, 2 su bardağı mısır unu, 2 su bardağı sıvı yağ, 2 diş sarımsak, kimyon tuz. Patlıcan unlusunu hiç duymadım ama baktım bir kızartmaymış. İnce ince kesilip mısır ununu bulanıp kızartılacakmış. Çok basit bir ara öğün seçmiş. Bakalım tadına baktıktan sonra ona göre puanımızı vereceğiz. Bu arada dakikayı hiç bilmiyoruz. Dur Kadir hazır yağ elimi almışken seyircilerimizin bir püf noktası göstereyim. Bakın şu kapağı açıyorsunuz sonra buradan çıkardığınız parçayı ters çevirip geri takıyorsunuz. Böylece yağ lıkır lıkır akmıyor daha az akıyor. Lıkır lıkır nasıl bir saat onun akmasını mı bekleyeceğim ben? Salataya falan koyarken. İnşallah pilavın içine düşer bu kapak da ben sana sorarım. Bu un kırmızı olsaydı daha iyi olurdu da beyaz oldu. Bakın ne güzel akıyor. Damıtma ya. 3 gün bekle bunu. Çorba tamam mı? O tamam. Onu aslında ocağın üstünden alsaydım. Alayım mı? Dur. Yeri alsak rahat olur. Diğer tencere geniş. Bir saniye. Bismillah. Bak her yaptığımızı önüne koyduk. Yalnız bunun mısırını çok olmuş. Yok yok öyle o. Sulusu ne olur? Aa öyle ıslatarak koyuyorduk. Vereyim mi sana bir tabak? Bak bir tadına dur. Şu anda çok sıcak içemem. Üfüle üfüle içersin. Vallahi içemem. Parmağından yüzükler, kolundan bilezikler. Ben sana doyamadım oy oy Emine. Şu anda çok sıcak içemem. Aç içinden de orada soğusun. Abla karıştır. Yağın altı yanıyor bir yandan. Patlıcanlar kızartılacak. Sütlaçın başındayım ben. Etin altını kapattınız mı? Bakayım. O kapanmıştır. Sizin gözünüzün altı niye kararmış öyle? Sıcakladın Allah, mı? Allah gözü karaydı zaten. Gözü kara olan belli diyor. Kimmiş gözü kara olan? Bugün konuşanlar hepsini duydum. Sen de iyi laf dinliyorsun yalnız içeriden içeriden. Sesli konuştu duyarım sanma beni ulan. Nereye doğruyorsunuz siz onları Allah aşkına? Ne doğradın içine sarımsak mı? Evet sarımsak doğruyor. Bence yağını atsa daha iyi tat verirdi. Hanım patlıcan kızartması ben diyeyim. Ona. Çünkü ben öyle bir yemek görmedim. Çok basit. Dün benim yemeklerimi basit buldu ama yani ben şoktayım. Evet sayın seyirciler görüyorsunuz bu sıcakta bu mutfakta alnımızın teriyle 15 bin lira için çabalıyoruz. Siz de hemen ne yapıyorsunuz? Oradan iyi izlediniz haydi. Hemen kalkıyorsunuz. Siz de ablalarım gibi başvuruda bulunuyorsunuz. Son 2 haftamız kaldı biliyorsunuz ki artık tatile giriyoruz. Yani tatilde arasanız da bulamazsınız. O yüzden şimdiden başvurularınızı yapın. Belki bu sezon, belki önümüzdeki sezon en amarat benim de 15 bin TL'nin sahibi siz olun efendim. Oh! Çok kolay bir ara sıcak. Ben onun ara sıcak olarak kabul etmiyorum.
davet menüye sütlaç kesinlikle hiç uyum sağlamaz. Şerbetli bir tatlı seçerse daha iyi olurdu. Ben bu yemeği bırak davete, günlüğe bile yemem. Bu ayaküstü yenecek bir türe benziyor. Yani böyle ne diyeyim sana, anında böyle bir yerden böyle biri şey yapar da alıp ağzına atarsın. Evet efendim, harika kızartmalarımız oldu. Kadir Bey şu anda telefonla konuşuyor. Özel çok kısa. Dışarıda konuşabilirsiniz Kadir Bey, buyurun. Sabahtan beri sütlaçları burada doldurdum, bunlar hazırladım, çekmedi. Şov yapmayın efendim, buyurun. Şey demiyorum ben. Hanım hanım, durumunuz nedir? Çok iyi. Neleri hallettiniz, neler tamam, neler kaldı? Pilavla salata kaldı. Pilav kaldı, salata kaldı, sütlaç hazır. Patlıcan unlama hazır, çorbanız hazır gördüğünüz gibi. Et sotemiz de hazır. Şimdi sütlaca tarçın konuyor. Yalnız herkes tarçın sevmeyebilir. Sevmezse yemez. Ha doğru, sizin öyle bir tavrınız vardı. İstemeyen kızını almasın derler bizim orada. Sizde de öyle mi? Öyle. Hanım hanım, sizin çocuklar hangi yemeğinizi çok seviyor? Çocuklar benim her yemeğimi çok sever. En çok hangisini? En çok pilav. Böyle sütlaç, ondan sonucuma her yeme fasulye, kuru fasulye. Eliniz lezzetli mi değil mi nasıl anlayacağız biliyor musunuz? Kocanız kaç kilo? Bilmiyorum ki, vardır 120 kilo. Hah, o zaman demek ki eliniz lezzetli. Sayın seyirciler, bir hanımefendinin elinin lezzetli olup olmadığını nasıl anlarsınız? Kocasının kilosunu sorarak anlarsınız. Şimdi ne yapıyorsunuz o pirinçte, siz kırıyor musunuz? Yıkıyorum. Bazıları bunu kaynar suya koyuyor biliyorsunuz. Biliyorum. Siz niye soğuk suda yapıyorsunuz? Kaynar suda hamur olur. Ben de soğuk suda yapıyorum dili. Ya gördünüz mü sayın seyirciler? Hanım hanımı izleyin de öğrenin biraz. Limon nerede? Limon burada. Ne kadar limon sıkacaksınız pilava? Biraz. Yağına mı sıkıyorsunuz? Evet. Normalde limonu pirince attıktan sonra sıkarlar ama. Öyle değil o. Evet sayın seyirciler, o öyle değil. Her şeyi biliyorum sanıyorsunuz ama yanlış biliyorsunuz. Hah, Kadir de geldi. Kimine konuştum? Görümceğimin kızı köyden kaçmış. Onun peşine düşmüşler, onu arıyorlar. Ne olacak, arkadaşımla konuşuyordum. Bak sayın seyirciler, sabahtan beri burada kayıtta. Yani derken sessiz kayıtta. Her şeyi hallettim. İnadını oradan kalktı, kayda gitti. Hayır efendim, ne alakası var? Abla bir sütlaça tereyağı koydu. Konur. Sütlaça. Biz köyde de koyarız. Anladım. Hanım hanımın sütlacına da gülüyorum. Neden? Kasede sütü koyacak, pirinci koyacak onda. Yani ne fırında bile değil yani. O da çok çok basit. Bu niye böyle oldu? Öyle oluyor. Anladım. Yalnız biz bunu bir peçeteyle meçeteyle koyarız. Bence biz onu makarna süzgecine koyalım. Hayır, kuru olur. Bak kuru olurmuş, yapma Kadir. Makarna süzgecine mi kuru oluyor? Kadir kabul et, hanımefendinin farklı bir tarzı var. Adeta bir şey sofrasındayız. Neydi o? Medeniyetler sofrası. Osmanlı mutfağı, Osmanlı. Evet, Osmanlı mutfağı. Ecdadın şimdi kanı çekilecek. Dur yapma, bak kadın istemiyor. Abla koymayayım mı, yağ süzülmesin mi? Yok yok. Yok yok. Sen o elekle şarkı söyle. Duvarda elek mi olur, el kızın elek mi olur? Duvarda elek mi olur, el kızın elek mi olur? Kör ol nasıl kaynana, kapıda elek mi olur? Aman başım, nanay, ağladı dişim, nanay, çok içmişim, nanay, nanay gülüm, nanay, hoba! Evet, enerjiler gayet yerinde. Dakika ne kadar kaldı? 36. 36 sofra kuracaksın. Hemen o pilavı at şeyin ocağın üstüne. Bu sütlaçları ben dolaba yerleştiriyorum. Bana göre çok basit, çok kolay pişebilecek bir tatlı çeşididir sütlaç. Yalnız bugün yarışmacıların karınları doyacak. Doyacak. Böyle yemek hangisi yapmış? Bakacağım, onları da yapabiliyor. Kimse yapamaz valla. Kadir hanım hanım, benim pilavım çok iyidir diyor. Ablanın neyi kötü ki? Her şeyi iyi diyor zaten o. Yani hepsinde marifetli kadın canım. Menüyü beğenmedim. Davet sofrası için uygun değil, çok basit. Ne oldu Kadir, çorbanın bir şeyi fazla mı olmuş? Yok, abla mısırını fazla olmuş bir de. Hayır, fazla olmamış. Ya, sulu sevmiyorlar onu. Abla bir şey diyeceğim, karalahanın sapları hiç pişmemiş. Pişmez ki zaten, onlar diri diri olur. Tövbe estağfurullah. Şimdi çorbanın kıvamı böyle mi olması gerekiyor abla? Karalahan o mercimek çorbası değil ki. Bu çorbayı herkes sevmez. Hakiki Karadenizliler sever. Hanım hanım bu çorbayı beceremeyecek bence. Bu çoban salata mı abla? Evet. Ben bunu doğruyorum, sen git sofranı kur hadi. Çoban salata yanına ekşisi koyacak mısınız? Koyacağım. Olmaz. Siz mi doğrayacaksınız? Ben doğruyorum, sen koş sofranı kur abla. Hanım hanım menüde kolaya kaçmış. Keşke bari salatasını iyi yapsaydı. Çoban salatası
domates salatası olarak hani etin yanına yakışıyor ama fakat çok basit bir salata olarak görüyorum menüsünde. Evet efendim, salatalıklarımızı doğradık. Evet. Domateslerin kabuklarını soyacak mısınız? Hocam çoban salatası da... Çoban daha da oturup da onun domatesin kabuğunu mu soymuş acaba? Çoban cebinden nar ekşisiyle mi geziyor? Seni Allah kahretsin. Bu menüden bu salatayı sileceğim ben artık. Ben salatayı komple kaldırma taraftarıyım. Bence önümüzdeki sezon salata kesinlikle istemiyorum. Hem puan vermiyorlar hem ben yapıyorum salatayı. Kimsenin ben salata için şu puanı verdim dediğini duymadım. Çoban salata menüye uygun bir salata. Ekşisi, tuzu yerinde olursa puanı alır. Evet, salata da tamam, sosu hazırlansın. Haydi bakalım, o pilav orada ağzı açık pişiyor ama. Öyle pişer o. Biz böyle yapıyoruz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz, abla sofraya kursun da gelsin. Hanımın menüsünü çok basit buldum. Asla hamaratlık yarışmasına uygun bir menü değil. Ay dur bir saniye. Ne oldu? Maydanozu unuttuk. Abla şimdi bunun içine ne koydun? Bir tarifini alayım senden. Nar ekşisi koydum. Sıvı yağ koydum. Başka? Karabiber koydum. O salatanın içindeki siyah şeyler ne öyle? Karabiber koymuş. Başka? Kırmızı biber. Pul biber. Tamam. O kadar. Abla sanki bunun içinde başka bir şey daha var. Baharat kattım canım. Tadına bak Kadir. Dur bakayım, çok merak ettim. Değişik bir görüntüsü var çünkü. Yiyince anlayacaksınız çok güzel olduğunu. Çok lezzetli diyorsunuz yani. Evet. Kadir ne var onun içinde? Ay abla, karabiber ne kadar çok koymuş. Hayır çok değil, tadı yok. Serdar Ortaç bile gelse yiyemez bunu karabiberden. Niye? Sen bunun içine tarçın mı attın? Mini mini attım böyle. Niye? Yarım çay kaşığı tatlandırsın diye. Kadir, çoban salatanın olmazsa olmazı tarçın. Tabii olmazsın. Sen de bugün her şeyin olmazsa olmazı. Oh ne ala. Bu tarifler sana özgü galiba. Hayır, internetten baktım ben. Tarçın mı koymuşlar? Acilen internet sitelerine denetim gelmesi lazım. Ne? Peki her şeyimiz tamam mı? Tamam, bunu bir daha karıştır. Karıştırmak istemesin maydanozlara. Tamam. Çorba tamam mı? Tamam. Ana yemek tamam mı? Tamam. Pilav? Tamam. Et sotemiz, salata tamam. Sütlaçlar dolapta. Evet. Her şeyimiz bitti sayın seyirciler. Oy bahçenize ben giremedim yavrum gazelden oy oy gazelden oy. Gazelden oy oy. Giremedim güzelden oy oy güzelden oy. Evet efendim, hazırsanız sofraya gidiyoruz. Haydi buyurun. Koş gidek abla. Gel tarçınlı çoban salata yesinler de görsünler bakalım yemek nasıl oluyormuş. Unlu patlıcan. El Hamarat benim de bugün hanım misafirlerini Karadeniz'e has lezzetleri de içeren bir menüyle ağırlayacak. Yarışmacımız karalahana çorbası, patlıcan unlusu, et sote, pirinç pilavı, çoban salata ve sütlaçla rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak. Hanım. Buyur. Bizde böyle yapılmıyor. Samimi söyleyeyim, asla ve asla. Beğenmedim açıkçası. Çorba olarak da kabul etmiyorum bunu. Kesinlikle bu karalahana çorbası kesinlikle ve kesinlikle değil. Siz dediniz, ben kabul ettim. Maşallah. Benim eteğimden bile uğrayamazsın hanım. Gelmem ki zaten. Hanım gitmiş, yerine başka birisi geldi. Siz getirdiniz. Sunumunu beğenmedim. Lezzetini de beğenmedim. Sunumu güzel olmadı yani. Olmadı. Şey. Gerçekten hak etmiyorsunuz yani bunu. Altına yapışmış herhalde. Evet. Siz buna yapışmış mı diyorsunuz? Evet. Dün benimkinden boğuluydum. Sizin yanmış etin yanında bu sertse tamam, bir şey demiyorum artık. Evet.
Enam Arat benimden ekrandaki seyircilerimize kucak dolu sevgiler, selamlar tekrardan. Evet, bugün hanım abla mutfakta elinden geleni yaptı. Bütün performansını sergiledi. Ama bakalım hanımlar yemeklerin lezzetinden mutlu olacaklar mı, beğenecekler mi göreceğiz. Sabah giderken biraz ümitsiz gittiniz açıkçası. Hanım hanımdan, hanım abladan ümitli değilsiniz. Emel'den başlayacağım. Emel'cim, sabahki karşılamayı beğenmedin. Evet. Ve dedin ki bu samimiyet nereden geliyor? Aynen. Bunu nereden çıkardın? Çok mu samimi daha yani ne seni rahatsız etti? Girer girmez hani şapur şupur öptü. Beklemiyordum öyle bir şey açıkçası. Kötü mü yaptı? Yani bir hoş geldiniz deyip de gönderebilirdi açıkçası. Peki rahatsız oldunuz mu? Evet, rahatsız oldum. O zaman oldu. İlerleyen günlerde Emel Hanım'a direktmen bir sarılmayın. Kendisi aynen, tokalatsaydı yeterdi bence. Dün, dün belirseydin rahatsız oldum. Böyle bir şey yapmadı. Hoş geldiniz dedim. O Emine dedim. Hanım, ben Gül Hanım. Ama ben ondan hoşlanmıyorum. Tamam, söyleseydin dün. Ama sarıldınız. Ya sarılsaydı söylerdim. Emine Hanım'a da söylerdim ben. Tamam, bundan sonra sana demem. Yorumu seni rahatsız etti mi? Biraz hanım abla rahatsız ama oldu. Ama bunda kızacak bir şey yok. Ben yok, estağfurullah. Sizin de tercihiniz yani. Tabii ki de. Öyle hoşunuza aynen. Gitmiyorsa yapılmaz. Peki. Peki bu sarılma mevzusunu kapatıyorum o zaman. Sofrayı nasıl buldunuz Emel Hanım? Sofra güzel, sade, şık. Sofrayı beğendim. Beğendiniz. Evet, beğendim. Peki. Feride Hanımcığım, siz nasılsınız? Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Teşekkür sofrayı ederim. Nasıl buldunuz? Hanım abladan böyle bir sofra bekliyor muydunuz? Hep yanlışlar beni bulur galiba. Gene mi yanlışlar? Benim bıçağım. Tatlı bıçağı gelmiş. Söyleyeyim. Bakayım. Evet, bizimkiler yemek bıçağı. Evet. Başka tatlı bıçağı olan var mı yanında? Yok. Peki. Yanlış beni bulmuş. Değiştirebilirim. Teşekkür ederim. Sofra iyi. Yeter ki siz mutlu olun, canımı isteyin. Teşekkür ama ederim. Ama bu şekilde olmaz. Neyi bu şekilde olmuyor? Ben size bir şey, kötü bir şey demedim ki. Rahatsız olduk. Samimi davranmışım. Ben size kötü bir şey demedim. Yok, o Emel'in yorumunda şu anda. Ha, tamam. Ben yorum yaptığım için kusura bakma, yanlış anladım. Yok, olabilir öyle. Peki. Sofrayı böyle bir sofra bekliyor sofra muydunuz? Sofra idare eder. İdare eder. Evet. Peki kendinize rakip görüyor musunuz hanım ablayı? Kesinlikle görmüyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. Olabilir sizin tercihiniz. Daha yemekleri de tatmadılar bu arada. Niye öyle bir düşünceye kapıldı? Demek ki otomatik geçti karşına. Otomatik geçmedi. Sabah yaptığınız davranıştan. Canım öyle. Kötü davranış yapmadım kötü ki kötü davranış size. Yaptınız demiyorum. Yani ön yargıyla mı geldiniz? Direkt kafanızda odaklanıyorsunuz. Kesinlikle. Sanaryo mu yazdınız? Kesinlikle. Karşılamanıza geleceğim. Dediğim gibi dün Emine ablayla... Hanımefendiyi sevgiyle karşıladım. Hoşlanmamış. Sizi de sevgi sevmiyor. Tamam. Demek ki o ilgiden hoşlanmıyor Emel Hanım. Ya. İyilik yaramaz bacım bunlara. Boş ver. Kübra Hanımcığım, siz de diyorsunuz masa hakkında. Masa, tabaklar, bardaklar. Yani bana göre şık. Ama bir şey fark ettim. Hani sabah geldiğimizde de masada bu örtü örtülüydü. Hani yok olabilir. Keşke ütüleseydi. Var benim örtüm. Ütüledim de bunu. Kaynarda yıkanmış biraz. Açılmadı. Ne var? Yani yorum yapamıyorum. Yani benim düşüncem bu. Hani ütülü tamam, olsaydı. Yorum yapmaktan daha... korkuyor musun? Yok, hayır, korkmuyorum. Yani şu an biraz sert mi çıkıyor? Evet, sert çıkıyor. Ama... Ya rengi bembeyaz oldu. Korkuyorum bayılacak diye gerçekten. Bayılmam, siz merak etmeyin. Bayılmam. Ama o zaman eleştirileri de açık olalım. Açırım ama siz düzgün konuşmuyorsun. Ama bir şey demedim. Gereksiz mi eleştiriyorlar? Gereksiz ya. Bir şey bilmiyorlar. Gereksiz söylüyorlar. Yani benim düşüncem... Neden öyle konuşuyorsun? Bir şey bilmiyorlar. Örtü ne olur? Bir şey olmuş, bilmesek bu yarışmaya katılmayız. Sabahtan şimdi yani. Olmaz. Ama yanlış konuşuyorsunuz. Bir şey bilmiyorlar ne demek? Aynı örtü olabilir. Hani sabah örtülüydü ama. Hani gerçekten örtülü de tozlu olabilir, şey olabilir. Tabii ki. Ev hali bu. Canım bak işte. Siz ne yaptığımı bilmiyorsunuz. Ben o örtüyü kaldırdım bizzat, silkeledim, yeniden serdim. Yeniden masamı açtım, kapattım ve uzundu, uzatmıştım. Olsun, ben mesela bunun üstüne masamı. Ekmeğimi koymaya çekinirim yani mesela. Ekmek kıracak olsam. Bilmiyorsunuz işte nasıl yaptığımızı bak. Kadir Bey de biliyor, arkadaşlarım da biliyor. Peki, Emine abla senden son yorum alayım. Ne diyorsun masa için? Masa yani şöyle diyeyim, örtüye ben de takıldım. Bununla uyum sağlamış. Sadece örtüye takık kaldım yani. Senin anladım. Örtün çok mu iyiydi? Benim örtüm elimle diktiğim kendi örtüm. Bu da benim zaman örtüm. Yani ama bak şimdi, misafire hürmet evet. Var. Aynen var ama hürmet çok yaptım misafire. Galiba sevindim. Ben en iyisini ama bir kahve misafirime. Yaptınız şu an yani. Yani yine yaparım. Biz, hayır, hayır daha biz yemeklerinizi tadacağız. Bak şimdi, tamam. Sen bana desene eleştiriye... Bak, bu tam istediğim gibi olmamız. Hanım Hanım. Bana şekersiz verirseniz... Ama yapıp getirdiniz. Tekrar getiririm yani. Bak Hanım Hanım. Hayır ama siz dediniz ki...
Benim canım öyle istedi. O yüzden ben öyle dedim. Kesinlikle öyle dedim. Biz hanım öyle dedim. Ben şekerli yapıyorum kahveyi dedim. Ben öyle yaptım. Ben öyle yaptım. Öyle içsinler dedim. Evet, öyle istedim. Öyle yaparım dedi. İstediğimi yaparım. İstersem tabii. Tabii herhalde. İstemezsem. Hayır, kötü ben niyeti dedim, belki dememişsin ama öyle bir şey dedin. Hayır, dedim. Yani o şu manaya geldi. Siz ne derseniz deyin, ben bildiğimi yaparım, içiyorsanız için. Ama yok, öyle anlaşıldı değil. Sabah. Ben de öyle anladım öyle açıkçası. Öyle değil, öyle değil. Öyle olmaz. İşte öyle ben... olmaz zaten anlamda. Onu savunuyor siz sabah öyle dediniz. 100 kere de yapsam, her ne olursa olsun kesinlikle öyle algılamam. Düşünmem, aklıma bile gelmemiş benim. Anladım, içine öyle geçirme. Benim aklıma gelmemiş, sizin gelmiş ama bu. Biz sizi tanımıyoruz ya, bilmiyoruz şimdi. İşte tanımadığımız için öyle bilemeyiz yani. Belki de hani istemediniz. Peki ilk tanışmada böyle yansıtman normal mi? O yüzden. Hanım. Hayır. Eleştiriye açık olacaksın. Ben içmedim ben mesela kahvenize. Ama sinirlenme. Tamam, sinirlenmiyorum ama kahveyi bak istediğin şekilde şekersiz bana peki, tekrar yapar mısın? Peki bu kahve konusunu artık kapatalım. Ben yemeğe geçeceğiz, acıktık zaten. Yapardım yani. Emine abla başka söyleyeceğim bir şey var mı? Başka bir şey. Emine abla sadece diyor ki biraz eleştiriye açık olsun diyor. Evet. Ben açığım gayet. İstediğinizi yani diyebilirsiniz. Dün ben de yaşadım bu. Yani şimdi kahveyi beğenmeyenler birazdan belki yemeği de beğenmeyecekler. O zaman da yine hani böyle mi davranacaksın? Yani ben yaptım, beğenin iyi mi diyeceksin? Ya beğenirse iyi, beğenmezse ben zorla mı gideceğim? Tamam, peki o zaman. Eleştiriye de açığım, yoruma da açığım. Peki. Şimdi hazırsanız pancar çorbası gelsin. Yani meşhur karalahana çorbası. Emine Hanım eminim bizden daha iyi biliyordur. Bakalım nasıl olmuş tadı. Olması gerektiği gibi görelim hep birlikte. Bugün bayağı gergin bir masa yeni olacak. Hem eğleneceğiz hem de anlaşılan sinirli. Kızım ben bana bak. Öğreniriz yani. Öğreniriz. Ben Helen Şember'inden geçtim. Sen daha dur. Arkadan gel. Ben zaten arkadan geliyorum senin peşinden. Ben ateşlerin içinden geldim. Sakin. Tatlı kızlar. Başımızın üstünde yeriniz var. Bak şimdi konuşuyoruz. Aynen. Konuşacağız. Bir yarışma. Yani buraya sohbete geldik. Yani, eksiği de söyleyeceğiz, artıyı da söyleyeceğiz. Her şey artık olacağız. Sen çorbaları al da gel abla. Ya ben zaten bu konulara sinirlenmiyorum. Daha niye sinirlendin? Dünkü... Ya, samimi davrandığım için kahve anladım. Emel'in yorumu seni sinirlendi. Onu da kafana takma. Bir daha kimse sarılmaz ona. Oldu bitti. Öyle. Yani Emel'in de suçu yok. Herkes kimisi yakın temasına çok hoşlanmıyor. Bu normalde senin problemin değil yani. Doğru, yalan bir ben şey öyle vıcık doğru, vıcık gerçekten benim karakterim bu. Tanımıyorsunuz ama ben öyle değilim. Olabilir. Belki soğuk biridir. Evet. Belki siz de onun gününde sarılmadığı için şikayet edeceksiniz. Yok, ben etmiyorum ama ben samimi davranmak istedim. Yakın. Peki. Sen işine nasıl geliyorsa öyle davran. Hanım git çorbalar getir. Yorma kendini, boş ver. Öldün sanki bir kere sarıldı da kapıda. Ya ama gerçekten ne oldu sevmiyorum. Bir kere sarılsa ölür müsün? Hayır, benim kardeşim bile sarılır. Hayır, şaka yapıyorum. Şey yapar, ben sevmiyorum. Herkes İnanın sarılmayı ki. Sevmeyebilir. Evet, bir de yabancıyız sonuçta. Birbirinizi çok iyi tanımıyorsunuz. Ama o da kendince. Doğru, hani, ben çünkü olabilirim. Televizyonda tabii izliyorsunuz. Ki. Programda hep şey diyorlar. Sabah bizi çok soğuk karşıladı. Biz eğildik, o bize eğilmedi. Ama belki onun kafasında şey, Kadir Bey, hani hoş geldiniz der. Hani güler yüzüyle. Rahatsız olduğunu dile getirebilirsin ama niyeti kötü bir niyet değil. Tabii. İlerleyen günlerde kimse sarılmasın aynen birbirine, görüyorsunuz rahatsız olunuyormuş. Peki pancar çorbası gelsin, içelim bir an önce. Hanım, bozulmanıza, sinirlenmenize hiç gerek yok. Keşke böyle karşılamasaydınız. Hanım, keşke sarılmayaydın. Böyle olmazdı yani. Bizimkiler al gel ablam, bekliyoruz seni. Bana çatal yok. Çatal mı? Kaşık yok diyecektin. Çatal da yok, kaşık da yok. Çatalı kaşığın yok mu? İki tane bıçağın var. Bir tatlı. Kaşığın bu tatlı kaşığı. Hanım abla. Efendim? Emin ablanın kaşığı da çatalı da yok. İkisi de eksikmiş. Koymuştum. Buraya koymuşlar, kim koymuş? Bilmiyorum, fazla mı sanırım? Belki eksik koymuş olabilirsin. Yok, eksik koymadım. Hayır. Unutmuş olabilirsin. Hayır, ben koymadım. Ne yapayım ben? Hatta şey yaptım. Bak, bende bir kaşık fazla. Kaldırdım. Bu kaşık senin galiba, bana koymuş yanlışlıkla. Yok, yanlışlıkla koymadım. Bu tarafın kaşığı yok bu sefer. Diye baktım bile. Çatal alabilir miyim? Bak, senin de kaşığın yok. Benim tatlı çatalım kaşığım yok. Bak, onun tatlısı çatalı kaşığı yok. Sizin tatlı çatalınız değişik. Ben hepsini koymuştum, hatta düzgün mü diye baktım bile. Neyse, al da gel bitireyim, çorba tadına bakalım bir an önce. Neyi eksik canım? Bir tatlı çatalı. Buyur. Kağıt peçete de getirebilir misiniz? Sen kaşık, çatal, tatlı bıçağı ne varsa al gel. Kaşığı var mı herkesin? Kaşık var. Varsa buyurun, çorbanın tadına bakalım. Bismillahirrahmanirrahim.
Evet, hanıma bu tadına bakarken Feride Hanım, siz daha doğrusu senden önce mi alayım sonra mı alayım? Senden önce alayım. Emine Hanım'dan önce alayım çünkü onların memleketinin yemeği. Bizde böyle bence yapılmaz. Önce Emine Hanım. İşte direkt ondan başlayayım. Evet. Buyurun. Kesin hanım hanım. Buyur. Bizde böyle yapılmıyor. Emeğine sağlık. Olabilir. Salça konulmaz. Olabilir. O senin tercihin. Yani. Şimdi Karadeniz'in genelinde mi yoksa sadece Rize, Trabzon'da falan? Rize, Trabzon biz aynı şey yaparız. Benim Rizeli, Trabzonlu arkadaşım var. Vallahi onlar koyuyorlar. Bak, ben de koyuyorum. Samimi söyleyeyim, asla ve asla. Hiç kesinlikle koymazsın. Katılıyorum. Biz de yapıyoruz bunu. Sevmiyor musun, koymuyor musun? Yani hayır, koyulmaz. Bir de yani şöyle diyeyim sana. İlk defa duyuyorum. Çorba biraz sulu olur. Sulu. Bu lahanayı ben sulusu olmaz. Ama bak şimdi o zaman çorba olarak demeyecektin onu. Bu lahana çorbası böyle olur. Olmaz. Bu şekilde olur. Böyle değil. Güzel. Bu lahana yemeği mi lahana çorbası? Çorbası ya değil. Yemeği olur mu? Ana yemek başka. Kardeşim. Hanım, hayır sağlık. Az önce dedin ya sen lahana yemeği diye. Tamam, lahana bunun hem yemeği diyorlar hem çorbası diyorlar. Çorba, biz buna vurma lahana diyoruz. Su mu getirecektik size? Su biraz mu sulu olacak. Yok, lahana ince ince kıyılmış bak, evet. İnce ince. Ondan sonra mısır barbunyayı ayrı haşlarız. İçine atarız. Biliyorum. Boyası çıkınca. Barbunyayı haşlama mı bekliyordun, konserve mi bekliyordun? Haşlama kendinden. Konserve olmaz ki. Bunun içindeki haşlama mı, konserve mi? Konserve açmadım canım, biliyorsunuz ya, gördünüz ya. Karadenizliyse o bilir yani de. Ama herkes gördü çekenler. Yani şöyle diyeyim, emeğine sağlık. Canım, yani senin tercihin. Tamam, istediğini diyebilirsin. Ya, ama sinirlenme. Yok canım, niye bak sinirleneyim? Şimdi, yani böyle. Niye sinirleneyim? Yok canım, böyle bir değişim var. Ağzı evet. Yok diyor ama mimikleri. Evet. Emeğine sen sağlık. Sen benim mimime bakma, benim tipim öyle. Peki, olabilir. Afiyet olsun. Emel Hanım. Ben çok beğenemedim açıkçası. İlk defa yedim bu arada, elinize sağlık. Bir de böyle kıtır kıtır soğanlar mı diri geliyor, bir şeyler diri geliyor. Bu yemeğin oluşu. Kara lahananın sapları. Oluşu olabilir ama böyle püre gibi ya, çorba gibi pek olmamış. Beğenemedim. Bunun sulusunu bizde kimse beğenmez ve yemezler. Doğrudur. Yani şimdi çorba olarak geçti ama ya. Ama orijinali bu değil. Yani değil, değil yani. Kesinlikle değil. Orijinali bu. Bak değil. Şimdi abla. Her şey açık ortada. Tamam ablacığım. Heh. Senin yaptığın değişik olabilir. Doğrudur. Benim yaptığım değişik ben olabilir. Ben sana fikrimi belirttim. Peki. Emel Hanım. Ben de beğenmedim açıkçası. Çorba olarak da kabul etmiyorum. Siz bilirsiniz. Bilmediğiniz elinize için sağlık. Olabilir. Elinize sağlık yine de. Emeğine peki afiyet sağlık. Olsun. Daha önce hiç karalahana çorbası yemedim var. Ama diyorum ya, ağzıma da böyle kıtır kıtır şeyler geliyor. Kavrulmamış mı soğanlar mı, diri kalmış? Kavrulmaz. Kavrulmaz. Güzel pişecek. İşte aynen. Çok beğenemedim ben açıkçası. Ben soracağım şimdi nasıl buyurun, yaptığını. Kavrulmaz. Lahanayı nasıl yaptınız? Onu en başta onu bir anlatır mısınız? Lahanayı ilk önce yıkadım. Güzel yine. Soğanını, salçasını, baharatını kavurdum. Kızarttım yani. Ondan sonra koydum. Lahanayı kızarttım. Suyunu koydum. Biraz pişirdim. Ununu koydum. Lahanaya suyu... Bu şekilde oluyor bu. Kaynamış suyun içinde bekletip aldınız mı, almadınız mı? Kara lahanayı. Kaynar suda neden bekleteyim? Hayır, orijinali öyle yapılıyor. Biraz da acılık var. Değişik acılık var. Dediğin o bu değil. O değişik değil. Kara lahana benim eşim de... Kaynatılıp dökülür. Kaynatılıp dökülür, aynen doğru bunun söylüyor. Bunun acılık falan yok içinde. Ben yaptım daha önce, biliyorum. Benim eşim doğru de Karadenizli. Çok sever bu yemeği. Gayet iyi biliyorum. Hani o yüzden sordum size yapma aşamanızı. Bunu ilk öncelikle... Peki madem... İnce ince doğradıktan sonra kaynamış suyu da bastırıp bir ölene kadar çıkarıp ondan sonra tamam. Çorba halinde soğuk suyun yapmaz. Altına tutatan, suyun altında hani şey olmasın. Kesinlikle evet evet. Diri kalmasının sebebi de o. Neyin kalmasının sebebi? Diri hani fütür fütür ağzıma geldi ya. Yok ki hiç de diri gelmedi kırk bana. Geliyor. Soğanlar bana gelmedi. Soğan değil o sapların geliyor. Tabii o şeyler geliyor. Yok, ama hayır diyor hanım hanım ısrarla. Yok kesinlikle yok. Siz bilmediğiniz için öyle. O sabahtan beri zaten kabul etmiyor ki hiçbir ama şeyi. Ama siz bilmediğiniz için diyor. Hayır, daha nasıl ben bilmediğiniz? Ben bizzat ben yaptım. Emel Hanım yapmamış. Olabilir. Bilmiyor. İlk defa. Ben de biliyorum. Ben biliyorum. Karşımızda Trabzonlu, Rizeli bir hanımefendi var. O anlatıyor. Yani bu kadar insan size karşı bak, bence şey yapmaz. Ben çalıştığım yere bile bu yemekten yapıyorum ama böyle değil. Ben de bu bak, yemekten yapıyorum. Bak olarak Karadeniz'den alakaları yok. Herkes bu şekilde Sivaslı. Yiyorlar yani. Tamam siz özellikle değişik yapabilirsiniz. Bu arkadaşım da değişik yapabilir. Tabii. Belki ben şimdi de değişik yapabilirim. Şimdi onların kimi değişik, sizinki mi değişik? Ben orijinalini yapıyorum. Ama onlar hem fikirler şu anda.
Orijinali bak, bu. Belki dışarıda anlaştılar. Vallahi. Hayır kesinlikle. Bak, bir şey söyleyeceğim bak. Oo. Dışarıda nasıl anlaşalım? Konuşma. Bir şey söyleyeyim mi size? Söyle. Siz karalahana çorbası dediğinizde ben kafamda hemen dedim ben bunu yaptım biliyorum. Net. Ama yine de gittim interneti açtım. Yine baktım. Aynı benim yaptığım gibi aşama aşama yapılmış. Siz hala inkar ediyorsunuz. Hayır. Canım sizin dediğiniz suluya dediği gibi ablanın mısır ekmeği olur. Ben mısır ekmeği koyuyorsam yapmadım. Zaten lahana çorbası. Hayır mısır ekmeğini karalahanayı. Oy kafam karıştı. Karalahana yemeğine diyor. Yemeğine. Yok, çorbasıyla da yeniyor isteğe göre. Hayır o yeleğine dökülüyor. Ha, evet isteğe peki, göre. Peki beğenmediniz Feride Hanım. Gerçekten bir karalahana çorbası mı? Değil. Değil peki. Aslında. Kübra Hanım. Yani kesinlikle bu karalahana çorbası kesinlikle ve kesinlikle değil. Yani bunu kabul edin. Hani bir kere hani belki evet, sizin... Etmiyorum canım biz hani, böyle yapıyoruz. Hayır, belki böyle sizin... yapıyor. Etmek zorunda mı? Edemem. Siz bak, mi diyeceksiniz hayır, bana edin diye? Hayır, belki... Siz dediniz ben kabul ettim. Maşallah. Hayır belki etmiyorum. Sizin yörenize göre salça ya da siz gayet salçalı seviyor olabilirsiniz ama salça biz olmaz. Biz salçasız yemek yemiyoruz. Ve mesela bunu haşlama değil de biz, benim annemler... Bütün hani, tanıdıklarım biz, bu şekilde yapıyor. Biz bunu... lahanayı yaparken o ince ince kıydığımı annemler böyle güzel yoğurur onu Kadir Bey. Hani kaynatmak yerine onun acı suyunu, yeşil suyunu atarlar. Tuzla mı oluyorlar? Hayır tuzlu değil. Elleriyle ha, öyle aynı hani onu bir nevi haşlıyorlar. Öyle diyeyim. O da yumuşuyor. Böyle bir azalıyor. Öyle acı suyunu atarlar ve acı. Hani ben belki demeyeceksiniz diye düşündüm peki, ama acı. Peki acı da acılığını anlamadınız. Bana haşladın mı, yıkadın mı dediniz. Hayır neden? Hayır. Ben haşlamasını size sordum. Bir saniye. O zaman anlamadınız. Acılık yok. Acı yok. Ben sözü bekledim. Hani ben lafları atmak istemedim. Pul biber acısı mı yoksa değişik? Hayır hayır. Kesinlikle lahananın acısı. Hayır kesinlikle değil. Kadir Bey, lahana hani sarıyoruz ya. Evet. Sarma. Sarmayı bile direkt yapsanız o hani kaynatmasak, haşlamasak acı olur. Acı. Acı olur. O da olur. Haşladığımız için yeşil su gidiyor ya. O yeşil su onun acılığını alıyor. Yani, peki hanım abla niye bilmiyor karalahananın haşlanması gerektiğini bir Karadenizli canım, olarak? Canım bu dolma mı da haşlıyorum? O haşlama karalahana nasıl olur biliyor musun? Karalahananın acısını gidermek için. Şunda acılık yok. Bak, kesinlikle. Hani, benim genel olarak karalahananın acısından haberiniz yok mu? Yani karalahananın acı olduğunu bilmiyor musun? Var ama bunda acılık yok. Ben bunu sıcak suyuna lavabonla... Sudan yıkadım, sıcak sudan yıkadım. Sonradan soğuk su tuttum üstüne. Aynen ablanın dediği gibi. Hacı, ben söz bekledim. Abla sen bunu yapraklarını tek tek yıkadın, sonra doğradın, sonra tencereye attın ya. Ne ara onu yaptın? Sudan tek tek yıkarken sıcak dursun. Olmaz. Ama onun demek istediği kaynar suya batırıp çıkarıp suyu. Onları öldürüp sonra sıkma. Hani ben diyor ki lehende bekleteceksin bunu. Kaynar su ama kettle'dan dökme diyor ya da kaynat diyor ocakta. Kaynatıyorum ben. Kaynatıyorum. Hani, evet. Öldürüyorum. Çok... Kaynatabilirsin ama o değişik yemek. Ama çok orijinali o değil. İşte. Peki. Karalahana çorbasını afiyet olsun herkese. Özür dileyerek hani şöyle değil. Diyeyim ben hayatımda iki kere yaptım. Emin ablanın hani... dediğini de biliyorum ben. Bir de ama bu yemek o değil. Ya bu biz ünlü lahana deriz. Şimdi bu karalahana çorbası mı değil mi? Değil. Bu karalahana çorbası. Hayır, tamam değil. Hanımların da anlatmak istediği karalahana çorbası da orijinalinden bahsediyorlar. Değil. Orijinali bu işte. Değil. Onların dediği peki, biz bu kavganın sonuna varamayacağız. Ellerinize kollarınıza sağlık. Pardon size niye dedim onu. Hanım ablacığım ellerine kollarına sağlık. Emeğine sağlık ama mısır unu çok olmuş. Şimdi Karadeniz'de Rize'ye kendim gittim. Çay eline gittim özellikle. Orada büyük böyle bir Karadeniz yemeği yapan bir teyze vardı. Komşularım da Karadeniz'de onlarda da çok içtim. Ben çoğunlukla böyle lahanalı mısır unlu sulu bir şey içtim. İçinde barbunyaları olan artık fasulye miydi barbunya mıydı? Barbunya. Yani sulu bir şey. Şimdi çorbanın literatürü çorba dediğinde sulu bir şey olur ki kaşıkla yiyebilirim. Ama bu bildiğim mısır unu muhallebisi. Bu... Bak karalahana yemeği deyip ara sıcağı koysan, ana yemeğe koysan yerim. Derim ki karalahana yemeği. Ama karalahana çorbası diyorsun. Ve sen bu barbunyaları konserve kullandın. Haşlama değil bunlar. Haşlama aldık. Haşlama aldık ama. Kuru, yani kuru barbunya haşlamadın. Kurudan ıslatmadım yok. Kurudan ıslatmadın ya da haşlamadın orası ayrı. Acı suyunu da almadın bunun. Ve mısır unu çok oldu. Bir de ben hiç salça görmedim mısır unu karalahana çorbasında. Katıyoruz. Peki öyle diyorsun bir de, öyle olsun. Bu da neden koyu oldu biliyor musun? Söndürdüğümüzde altını gayet normaldi. Hayır, mısır unu biraz sen mısır unu çok koydun o yüzden. Çok koydum. Mısır unu siz
Toz mu atıyorsunuz, normal ıslatıp mı atıyorsunuz? Yok, toz. Abla böyle çırptı suyla birlikte, mama gibi yaptı, ondan sonra döktü içine ve çok gitti. Mısır unu çok olmuş. Ellerine sağlık tekrardan ve haşlamadığın için de karalahananın sapları kıtır kıtır geliyor. O soğan dediğiniz şey karalahananın sapları. Evet. Bana güzel geldi. Afiyet olsun. Herkesin tercihi. Tabii ki aynen, eleştiririm. Herkes yapacak. Ispanak yemeğini mesela kimisi önce bir haşlıyor, pişiriyor. Kimisi direkt doğuruyor, pişiriyor. Kimisi börek yaparken tuzla ovuyor. Kimisi kavuruyor. Her çeşit var ama karalahana çorbasının Karadeniz bölgesinde orijinali budur. Şimdi bütün Karadenizler bu şeyin altına yorum yapacaklar. Daha sen çorbada yorumları kabul etmiyorsun. Masada bunun sonu gelmez. Ben Karadenizliyim, Rizeliyim. Bu böyle olmaz. Nokta. Afiyet olsun. Olan var mı? Hanım, en güzelini kendine aldım. Buyur, değiştirelim, seçmedim. Hayır, şaka yaptım. Afiyet olsun, buyurun. Olsun, şaka da yapabilirsiniz. Yapacağız. Kübra Hanım, nasıl buldunuz patlıcan unusunu? İkinci kez yiyorum. Birinciyi ne zaman yedim hatırlamıyorum desem çok o kadar uzun zaman oldu. Teyzem yapmıştı. Hani sanki patlıcanın içi yokmuş gibi, sadece kabuğu varmış gibi geldi bana açıkçası. Yani patlıcan böyle etli değil galiba. Yani yanlış bir patlıcan seçimi mi oldu bilmiyorum. Yani normal karnı yerek yaptığımız, yani bostan patlıcan değil de normal. Değil ama uzun. Tamam, yine de dediğim gibi sanki şey, sadece kabukları kalmış siyah. İnternetten baktığımda daha böyle güzel olabilirdi sunumu. Böyle ince ince kesmişler onu. Bütün benim değil miydi onlarınki? Değildi. Benim teyzemin yaptığı da öyleydi, o şekilde. Aynen şöyle mesela, benimkini de gösteremem de şunu da mesela şöyle şu şekilde kızartılsa daha iyi olurdu. Azıcık da yağlı, tuzu yerinde. Yani. Peki siz bunu ara sıcak olarak değil, sadece garnitür olarak kabul ediyor musunuz? Doğru evet, mu? Yani bunun yanında hani bunun yanında daha iyi bir şey olabilirdi. Bu ek süs ya da aynen, garnitür tarzı. Süs, hani işte hani mesela. Tabak boş gelmesin. Aynen, tabak boş gelmesin, süs adına olabilirdi yani. Olabilirdi, ben böyle tercih ettim. Evet, tercihinize saygı duyuyorum ama. Peki kolaya kaçtığını söylemek istiyor burada aslında. Kim? Şekil olarak şey. Kesinlikle kolaya kaçmış. Hani bu kolay yani, bunu dörde bölmüş. Peki ara sıcağın kendisi başlı başına dolu bir şey mi yani menü içerisinde? Yani değil. Bence değil. Nasıl değil? Yani bu bütün zor bir şey değil. Hani bu zor bir şey değil. Yani hamaratlık göremiyorum. Göremiyorum. Güzel yapmak önemli. Hani yemek mi yedik biz masada? Yani şimdi eğer Emine teyze... Ama o ayrı, bu ayrı gerçekten. Emine teyzenin ara sıcağı ile sizinkini kıyaslarsak o zaman... Benim eteğimden bile uğrayamazsın hanım. O ne demek oluyor mesela? Ya ben mesela? Senin eteğinden niye uğrayayım ablacığım? Hayır, bak şimdi. Gerçekten... Elime su bile dökemezsin gibi bir şey yani, mi? Yani aynen öyle. Bak, ben dün kendimi eleştirdim mi? Yeri gelince. Olur. Eleştirdim. Hanım, kabul et, sen Emine Hanım'ın tırnağı bile olamazsın. Ama bugün hanım abla mutfak boyunca dedi ki, dün yemek mi yediler dedi, dün yemek mi gördüler dedi. Nereye? Puan verdiler havadan, bugün dedi yemek görecekler dedi. Tamam, kesinlikle gördük. Katılmıyorum ben. Hayır, yani kesinlikle. Dün aç kalktınız mı masada? Kesinlikle, hayır, aç kalmadım. Aç kalkmadım. Peki hanım abla niye öyle düşünüyor? Dün hiç yemek yemediğini düşünüyor. Dünkü yemekler lezzetli mi dedi, dün yemek mi yedik biz dedi. Ya şeyde, saksı kebabında... Tamam diyebilirsin. Vallahi öbürlerde belki enginarda, hatta Kadir Bey'e ben gözümle gördüm. Yani kılçık, yani o çünkü zetimdir. Sen enginar yemediğin için de ki. Ben yiyorum ya, kendim ne güzel yapıyorum. Sen doğru, ben de öyle yapıyorum. Ama siz dün dediniz ki ben enginarı bilmiyorum dediniz. Biliyorum. Yapmadım, biliyorum ama yapıyorum dediniz. Çok yapmıyorum. Hayır, yapıyorum ama küp küp doğruyorum dedi. Küp küp doğruyorum. Yani patates doğrar gibi doğruyor. Ben pişiriyorum güzel günü, o çiğdi. Ben onu kaç aşamadan yedim. Çiğdi, kesinlikle havuçları biraz diriydi. Bana sorarsanız olmamış. Yani çok basite kaçmış ara öğün olarak. Dünkü hanım gitmiş, yerine başka birisi gelmiş. Siz getirdiniz. Ben bir şey sorabilir miyim? Hayır. Nasıl siz getirdiniz? Yani benim muhalif sizi getirdim. Hiçbir şey beğenmiyorlar. Ya hanım, dün peki. Ben de eleştiri aldım. Ya bu dün yani... Sana, sen nasıl abla, buldun Emin hanım? Emin abla, bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin. Dün size hiç kimse doğru düzgün bir eleştiri yapmadı. Yaptım. Niye yaptın? Yaptım ben. Sen gereksiz yaptın. Niye gereksiz yapayım ben?
En doğru yorumları sen, ben yaptım. Bak hanımım. En doğru. Ben evet. Şunu diyeyim. Bildiğim için, yaptığım sen için. Sen sessiz kaldın. Doğrularını ben yaptım. Niye konuştuysa mesela arkadan sen de onu yorum yaptın. Hayır. Hiç de kimsenin konuştuğunu yorum yapmadım. Ya benim tabağımda mesela etleri pişmemişti. Ben ilk önce konuşsam aynı sırayla gideceğim. Şimdi Emine Hanım diyor ki kendine has yorumu yoktu. Arkadaşlarını tekrarladı. Hayır ya. Onların dediğini ben zaten demedim. Peki Kübra Hanım, siz niye az önce Feride Hanım'ın yorumundan rahatsız oldunuz? Hayır, hani en doğru yorumları yaptım diye söyledi hani yani, Emine teyzenin masasında, ama hani bizde farklı, hani ekstra, yani yalan yanlış bir şey konuşmadık. Hani ben olmamış. Ben siz yalan konuştunuz demiyorum. Yemek konusunda en doğru yorum ben yaptım, sorabilirsiniz. Evet. Peki, ben... şimdi sizden ricam, bugüne ben geri döneceğim. Emel'e sormak istiyorum. Nasıl buldun bu, Emel'ciğim? Hanım Hanım'a sormak istiyorum. Soğuk mu oluyor böyle? Evet. Yoksa sıcak mı servis soğuk ediliyor? Soğuk oluyor bu şekilde. Zaten soğuyor da yine. Soğuk servis ediliyor. Hı-hı. Beğendin mi Emel? Sunumunu beğenmedim. Lezzetini de beğenmedim. Sunumuna en azından hani yoğurt falan ya kenarına, üstüne yapabilirdiniz. Daha şık hale getirebilirdiniz. Zaten hani ara sıcak basit. En azından bunun daha şık neresi bir tabak. Basit? Hanım ablacığım, bu neredeyse hanım bir hanımcığım. Saatte oluyor. Şöyle, haşlıyorum. En azından bak sunuma önem verseydiniz daha hoş görünürdü. Siz o patlıcanı bir saatte mi yaptınız? Şaka gibi. Eğer siz bu patlıcan için bir saat harcadıysanız gerçekten hamarat değilsiniz. Bunu tavaya dizerken soğutmam gerekiyor. Artı ben soğutmadan sıcak sıcak elim yanarak ama ben bunu anladım. Patlıcanı dizdim tavaya. Emine abla da bilir. Ya biz, ben bunu yapmıyorum. Doğrudur. Ha. Ben Emel'e saygım vardır. Sen beğendin mi Emine abla? Yani şöyle biraz kıtır kıtır. Ben yapmadığım için ben Emel'e saygılıyım. Ben zaten şey kıtır ne olur mu? Hayır, dişim kırılacaktı. Bu şekilde oluyor bu. Emel'e yani, biz de saygı duyuyoruz ama ki, yani olmuşsa. Hayır. Yani sen buna puan verecek misin, vermeyecek misin? Yani emekten dolayı şu anda bir şey diyemiyorum. Sorum olacak hanım amcığım size. Söyle canım. Bu böyle saplarıyla mı pişiyor bu? Hı hı. Sapıyla pişiyor, aynen. Ya kimisi ortadan bölüyor patlıcanı, öyle dörde ben bölüyor. Ben internette araştırdım, hani saplı görmedim. Böyle canım, ince ince kesilmiş, bir lafımı bitireyim. Şimdi. İnce ince kesilmiş, işte mısır ununa bulanmış, kızartılmış. Bunu biz yemeyeceksek eğer, şu sapı, bu yemek tabağına konmaz. Canım. Yemeğin kuralı odur. Bitti mi sözün? Bitti. Bu patlıcan unlusunun birkaç çeşidi vardır. Hatta internete bakıyorsanız görürsünüz. Böyle ben saplısı da olur, söylüyorum. Sapsızı da olur. Nasıl o senin tercihin? Mesela ben senin tercihine karışmam. Benim tercihim değil. Ben internette doğru peki, olanını araştırmaya... Feride Hanım bir şey soracağım. Lafınızı bölüyorum. Şimdi patlıcanı ortadan ikiye bölüyor kimisi. İki patlıcan kalıyor ya. He. Onların altını dörde bölüyor. O şekilde kızartıyor. Ama hayır, sapıyla mı oluyor? Benim gördüğüm sapı yok. Yok, onlar sapsız. Ortadan bölüyorlar. Peki sapsız bir şey diyeceğim. Az önce dediniz canım, ya. Sap. Biz bunu yemeyeceksek bunun tabakta olmaması evet, gerekiyor. Şimdi balıkçıya gittiğimizde balığın kafası da geliyor balık. Ama biz balığın kafasını yemiyoruz. O zaman o da yiyen mı olmaması? Var. Ama bak şöyle, balığın kafasının içindeki etini yiyen var. Var. Aklıma var, direkt o geldi. Yok, yani yiyen var. Yani bunun olmaması mı gerekiyor bunun için? Bir tabakta biz bunu yiyemiyorsak, ama tadına bakmıyorsak eğer, yenmeyecek şey bu tabakta olmamalı. Anladım. Benim fikrim, kusura bakmayın, canım, elinize sağlık. Bu şekilde beğenmedim oluyor ve ben köyümün yöresini size göstermek için bu şekilde yaptım. Anladım. Peki. Afiyet olsun ablacığım, eline koluna sağlık. Ben afiyet tadını olsun, beğendim. Lezzetli olmuş. Sadece mısır unları, diğerlerinden kopan mısır unları bir araya birleşmiş. İnanın, çünkü hepsini aynı anda tavaya koydun. Hepsinin mısır unu birbirine yapışmış. Kıtır kıtır bir mısır unu yedim. Ama lezzetli olmuş. Eline koluna sağlık diyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Sadece ben de sunum ve görsel, yani görsel olarak sanki böyle patlıcan hırşı çıkmış da atmışlar gibi duruyor. Yani onu böyle bir dil patlıcan oluşunu göremiyoruz. Bir davet sofrası. Güzel ikram etmek için bu şekilde bol yapayım dedim. Anladım. Bir de yağlı olduğu için bir de mısır unu kıtırlaştırıyor zaten bunu. Peki. Oluşu bu şekilde. Hayır, hepsini aynı tencerede kızarttığın için birbirine yapıştı zaten mısır unları. Zaten öyle oluyor. Olumlu şekilde. Anladım. O zaman biz bugün ne dersek diyelim, hepsi olur böyle mi oluyor olacak? Kadirciğim. Tatlı kız. Peki eline sağlık ablacığım. Ben yedim bak, bitirdim tabağımı. Olabilir. Sen yiyorsan devam et, diğerlerini öyle alalım. Fark etmez, arkadaşlarımı bekletmek istemiyorum. Peki o zaman verelim biz tabaklarımızı. Ana yemek olarak biliyorsunuz ki sabah konuşulmuştu. Et sote geliyor, pirinç pilavı geliyor, yanında da çoban salata geliyor. Bakalım onun oluru nasıl demiş, hep birlikte görelim. Evet, ne diyorsunuz? Bugün çok sinirli. Siniri öyle geçtim, değil. Her şeyden öte bunun oluru bu, biz böyle yapıyoruz. Biz ben de evet, böyle. Evet, hani ben öyle ben istedim. Ben öyle tercih ettim. Bunlar... Biz de öyle. Yani değişik bir... Cidden çok sıcak ama ben hep söylüyorum, nem de bayağı bastırdı. Nemden dolayı hiç hareket edemiyoruz. Peki et sote için ne diyorsunuz?
Çok kolay, basit. Çok basit. Basit. Bekar yemeği. Bekar erkek yemeği. Ben de öyle diyorum. Erkek yemeği. Hanım, doğruyu söyleyin. Gerçekten bu yarışmaya neden katıldınız merak ediyorum. Hanım, inanamıyorum gerçekten. Neden bu yarışmaya katıldınız? Evet hanımlar, yemeğin sunumunu nasıl buldunuz Emel'cim? Sunumun normal. Evde yaptığınız gibi bir sunum. Yani davet masasına uygun değil mi? Ya zaten menü olarak basit geldi bana. Sunum da normal geldi açıkçası. Anladım. Feride Hanım? Davet masasına uygun bir sunum değil. Hangi açıdan uygun değil? Hangi açıdan? Ne bileyim, özensiz tabaklanmış. Nasıl özensiz? Nasıl ne bileyim, pilav yuvarlak mı kare mi belli değil. Tabakların kenarlarını misal peçeteyle şöyle silip böyle temizleyip de getirebilirdiniz. O gelirken sallandı şu anda. Ama işte ona... Bir yerde duruyordu. Hani, dikkat etmenizi aynı şu şekilde şey yapardım. Benimkinde de var. Yağları... Gelirken böyle... O yüzden davet sunumuna kepçeyle uygun bir sunum değil. Peki Kübra? Evet, dediği doğru, pilav sizinkiler yuvarlak, benimkisi sadece kaşıkla koymuş galiba. Yok, tapakla koydum ama tabağı böyle bırakınca hani, dağılabiliyor. Evet, benim düşüncem hani şöyle diyeyim, yağ yayılmasaydı... Kaşıkla baskılasaydım lapa diyecektiniz, yapışacaktı birbirine. Ben baskılamadan olduğu gibi koydum. Ben yok, pilav dağılmış, için demiyorum, yok, şu an çok pilav. Yağ aktığı için tabak pilavla birleşiyor ondan dolayı. Sonumu güzel olmadı yani. Olmadı. Oldu bence. Siz zaten buyurun, ikna olmayacak. Peki, afiyet olsun size, buyurun. Sizce ne oldu? Evet Emel'cim, senden başlayalım. Nasıl buldun ana yemeği? Pilav altına yapışmış mı? Hayır, yapışmadı. Yok, kıtırlık var. Şöyle burada da belli oluyor zaten. Altına yapışmış herhalde. Evet. Yok, yapışmamış. Bakabilirsin Deniz. Baktım, tadına da baktım. Altına yapışmış. Siz buna yapışmış mı diyorsunuz? Evet. Bakın sizin tabağınızda da bak, onlar var. Bu yapışma değil. Yağdan durduğunda, soğuduğunda yapışmış gibi olmuş. Ama yok, o şekilde yapışmış yani. Tutmuştur. Biraz yapışsaydın yanardı. Hanım. Bak, yanlış demiyorum. Altına yapışmış kıtırlıklar var. Yapışmış ağza gibi geliyor olmuş. Kıtır kıtır. Et de soğuk, tadı tuzu yerinde, etler sert ama. Tuzu sert falan değil. Güzel. Dün benimkinden boğuluyordum, bundan niye boğulmadım? Neden boğulayım? Şuna baksana yumuşacık ya. Benimki de böyle, yani şöyle, tamam ben kendi hatamı kabul ettim. Ama senin bu da bak, bu da beni boğmaz da. Hı. Yani sert. Şimdi ben yarı yarı. Sizin yanmış etin yanında bu sertse tamam, bir şey demiyorum artık. Sadece üstü yanmıştı, içleri yanmıştı. İçinde bir şey yoktu. O ben üstü yanmış. Gayet uzmanım. Güzel. Gayet ben güzel. Ben de yemeğinin arkasındayım. Ben de arkasındayım. Ve siz şöyle, dediniz diye peşinde olmayacak mı? Hayır. Bu da benim gibi pişmemiş. Pişti. Hayır. Niye kabul etmiyorsun? Etmiyorum çünkü pişti. Bu şekilde olur, bu şekilde pişti yani. Ve soğuk. Yeni pişti. Nasıl soğuk olur nasıl bu yemek? Nasıl yeni? Tamam. Buz gibi. Tabii ama ki iki saat içinde. Bir tadına bakın, pişti. Tadına bakın ama siz. Yani soğuk. Soğuk yemek. Soğuk değil yemek. Ana soğuk yemek. Ana yemek. Tadına bile baksa hiçbir saatten sonra o yemek soğuk der mi size? Ya baksam da bakmasam da soğuk değil işte. Nasıl? O zaman o niye bizimkiler soğuk? Nasıl? Bizimkiler soğuk ama. O size ben göre. Ben ayrı tapağa koymadım ya, aynı yerden koydum. O zaman hepimizin yemeğimiz soğuk. Benimki de o zaman soğuk. Yalan değil, yalan değil mi soğuksa size? Tencerede var, ısıtayım getireyim. Peki arkadaşlar yalan mı söylüyorlar? Canım soğuk değil ki Kadir Bey. Abi yok, onların değil söylemesini söyleyeyim, yalan mı söylüyorlar? Yalan söylemiyordur ama altını söndürdü beri soğumuştur. Peki Emel Hanım beğenmedi. Emine abla sana gelelim. Ben... Etler pişmemiş dedin. Pilav abi için ne diyorsun? Pilav için şöyle, pişmesi... İyi ama dibine biraz şey etmiş. Sarmış mı? Sarmış. Canım ablam sarmadı. Gel bak. Getireyim istersen tencereyi. Bu neden böyle oldu biliyor musun? Hani sıcakken söndürüyoruz ya.
pilav kıvamına gelince. O bu da dibi... dururken yağları şey olmuş. İşte iki biraz dakika soğunca... erken kapatsanız olmayacaktı ha, bu. Biraz soğunca bu şekilde işte. Oldu. Peki afiyet olsun. Yine de sağlık. Salata gelmedi. Yemek dediğim böyle olur. Evet salata gelmedi. Salatamız benim, nerede? Benim gibi unuttum. Geçecek sırayla. Nasıl? Sırayla değil yemeğin yanına. Geliriz de sizin. Hemen kaçmaya mı geldiniz? Emine teyze gibi sonradan mı? Konuşuyoruz. Beni lafa tutuyorsunuz. Cevap verme sonundayım. Nasıl lafa tutuyoruz? Gelince siz kendiniz oturdunuz, işim bitti diye kendiniz oturdunuz. Hayır, işim bitti diye oturmadım. Ha, ne için oturdunuz? Yorum yapıyordunuz, cevaplamak için. Yorum yapmıyorduk, biz tadına bakmak için başlıyorduk. Bana da otur dediler, oturdum. O zaman siz salatayı unutmamanız lazımdı. Unutmadım ki. Nerede unuttum, hani kim nerede, dedi size? Nerede o zaman? Tatlıyı da mı yiyeceğiz? Emine Hanım söyledi. Unutmuş muyum? Yok. Ama salata... Ben salata nerede unutmadım. Şimdi bak, dün ben unuttum. Dedim ki Kadir Bey, gel, dedi ki tamam, okay, tatmak getiriyorum istiyorum. Ama unutmadım, şunu belirteyim. Ama getirirseniz ama de bundan sonra... Siz de ne dediniz kadınlar? Tadına bakmadınız, yemediniz, salatayı unuttum diyorsunuz. Ama nasıl bak olsun? Şimdi ben mesela tadına baktım, salataya da bakacaktım. Bir saniye, dur devrelerim yanında. Az önce giderken dedi ki tadına bakmadığını, salatayı unuttuğumu söylüyorsunuz. Nereden çıkardınız? abla salata gelmeden nasıl tadına bakalım? Ha şimdi aklımı kaçıracağım. Salatayı getirmedim diyor, unutmadım diyor. Ne dediğini bilmiyor bu kadın. Buyurun gelenler salatasının da tadına baksın. Ondan sonra onların da yorumunu alayım hızlıca. Ne oldu? Çok acı. Evet, ben de onu yiyecektim. Aa, çok acı. Kırmızı kırmızı. Şey mi alıyor ev? Ben hiç yemeyeyim. Of, çok acı. Siz şey mi, ucunuzu mu alıyorsunuz bizden? Ne yorum yapacağım? Sabah güldü. Acı. Pardon, çok acı katmışsınız içine. Çok acı katmışsınız için ama. Acı tat veriyor, seversiniz diye kattım belki. Ama sorsaydınız keşke acı sever misiniz diye. Lafınızı keseceğim, özür dilerim. Mesela hani yemekte belki bir şey diyemeyeceğim ama pilavda karabiber bence atılmamalı. Herkes sevmeyebilir ve belki alerjisi olan vardır. Atılır, neden atılmaz? İstersem atarım. İstersen... Getirirsin atarım mesela. Ben size zahmet olmasın diye kattım. Hayır, ben yemiyorum karabiber. Kız sen bu kadar ince düşünüyorsun ben da kimseye yalanamıyorsun. Evet, aynen. Karabiberinizi bile önden attı kadın, ellemeyin diye. Karabiber kullanmıyorum, ben yok, yemiyorum. Ellemesin diye değil. Ya uğraşmasın diye. Ha. Normalde pirinç pilavına karabiber atılmaz. Siz sabah belirtseydiniz et sote, ana yemeğim et sote ve karabiberli pilav deseydiniz biz ona göre. Canım siz dediklerime de kabul etmediniz ki. Neyi kabul etmedi? Söylediklerimi kabul ettiniz mi aynı şekilde? Hanım hanım. Hanım hanım. Efendim. Salatalık niye soyulmamış? Kabukları daha lezzetli de ondan. Ama her şey bir cevap buluyorsunuz biz yorum. Peki beğen Emel'cim salatayı acı buldun. Evet çok acı Emine geldi. Emine salatadan değişik bir tat geldi mi? Yani şöyle diyeyim. Biraz çok hafif tuzsuz adı. Değişik bir baharat, değişik bir bence tat var. Evet. Koku ne? Bilmiyorum. Bir daha yiyeyim bakayım. Hayır yiyemem. Sakın söyleme püf nokta. Hayır yiyemem. Yersem lavaboya giderim. Bunun içine değişik bir baharat var. Söylesen de. Söylesem de. Zerdeçal mı? Ne olacak yani? Bir şey mi değişik? Zerdeçal mı? Tarçın var salatanın içinde. Ben ilk defa yiyorum. Çoban salatasına tarçın konmaz. Tarçın hangi salataya konur? Hayır çoban salatası. Yani geldiği salata... O koymaz, bu koymaz. Ben kendimi mi koyayım ya? Çoban salatası geldi, onun için söylüyorum. Ne diyeyim? Ay, ya. Konan bir salata var mı bizim bilmediğimiz? Bilemedim artık da ama... Ben... Sizin köyde ne konuyor? Ne oluyor anlamadım. Sizin köyde ne konuyor? Salataya. Özbekistan'da evet, koyuyor diyor. Özbekistan'da tarçın konmuyor. Bir de soğanlar ama böyle iri iri. İri iri. Bak bir de iri iri. Ne anlamadım. Bir de. İstanbul burası. Ben de 15 senedir İstanbul'da oturuyorum. Tamam. Ben de çok iyi biliyorum Türk yemeklerini. Evet. Bilmezsem katılmazdım bu yarışmaya. Tabii ki biliyorsun. Çoban salatasını soğanları böyle iri iri doğranmaz. Doğranmaz. Evet. Böyle doğranmaz. Hepsi küçük küçük küp küp olur. Tarçın ne tarçın? Bir de acı. O acılık da tarçına hem kırmızı biber var. Karabiber var, pul biber var, tarçın var. Başka ne vardı? Başka ya şey sanki yok, bir diyorum kimyon var. Kimyon var. Kimyon. Kimyon. Limon var, maydanoz var. Çoban daha baharatlıkla çıkmış ama.
Katılıyorum. Ya ben gerçekten size bol malzemeli bir yemek yapayım, salata yapayım dedim. Ya. Gerçekten hak etmiyorsunuz yani bunu. Bu şekilde de olmaz ama ya. Ama bu kadar saygısızlık hanım yani. Saygısızlık değil bu. Hakaret hak etmiyorsak bak eğer. Şimdi. Ama şimdi hak etmiyorsunuz derken. Ama bak şimdi bu bir hakaret. Ya beğenmiyorlar onu demek istiyorum. Ama olabilir, beğenmeyebiliriz. Beğenmediler gördüğünüz ama şimdi bak şimdi herkes eleştiri yapacak. Tabii ki de sen kendini savunacaksın ama şimdi sen misafirlerine karşı siz bunlara hak etmiyorsunuz. Hiçbirine olmuş demediler. Duydun mu bu zamana kadar? Bir tek su. Ama olmamış. Gerçekten tamam. Olmamış bir ama. Bir tane tatlı kaldı. Bakalım ona ne diyeceksiniz. Kızlar bana diyordunuz ama eleştiriyi kimin kabul etmediğini gördünüz. Sen şimdi dün Emine Hanım'ın saksı kebabının içindeki etleri pişmemiş buldun değil mi? Evet. Emine Hanım deseydi ki hayır ben bu etleri bu şekilde pişiriyorum kabul edecek miydin? Ederdim. Nasıl ederdin? Ederdi. O zaman yanlış yapardın işte. Evet. Ama Emine ablanın etini ben hiç yemedim. Su içmesem geçmiyordu boğazımdan geçiyordu. Tamam Emine Hanım da deseydi ki o zaman hayır ben bu eti bu şekilde pişiriyorum. Hayır ben öyle bir şey ben yani. Yani olur mu öyle şey? Soğuduğu için biraz sert. Et soğuduğu için değil. Sen eti en başta atıp et suyunu salıp pişirmediğin için et kendini sıkmış. Şu an et çiğnenmiyor. Sert bir et. Ha bak lezzetsiz değil. Baharatı evet, tadı tuzu evet, çok güzel evet, yerinde. Biraz aynen. Salçası fazla olsa da ama eti önden atmadın. Aşamalarda biraz sıkıntı var. Ondan. Ellerine sağlık ablam. Şimdi biz tatlımızı aynen alalım. Bakalım tatlıyı beğenecekler mi? Gerçekten benim Türkçem sizi anlamaya yetmiyor. Ah hanım abla ah ben daha ne diyeyim ki sana? Haydi buyurun, afiyet olsun herkese. Evet Emine ablacığım, nasıl buldun sütlaçı? Sütlaç herhalde sade sütle mi pişirdin onu hanım? Yok, biraz su kattım, haşladım sonra. Pirinci biraz diri. Ebusoy tadında bir şeylik bulmadım. Yani bir de yoğunluk var pirinç olarak. Ebusoy tadı güzel yani. Peki sadece sütle mi yaptın derken ne aradın yani içine? Yani şöyle biraz daha şey olacaktı. Biraz sulu gibi, sulu gibi. Muhallebi tarzı aynen. Nişasta katmamışsın. Yani o yönden Ebusoy. Nişasta kattınız mı? Hayır. Pirinci de fazla. Sizin için her şey katılıyor. Benim için değil, sütlaça katılıyor. Hani tamam katılıyor, biliyorum. Ben tamam. De biliyorum katıldığını. Niye ama katmadınız? Ama ben katmadan yapmak istedim. Yani... O zaman bunu belirtseydiniz, bu sanki sütü kaynat, pirinci pişirmişsiniz, sütü kaynatmışsınız. Karıştırmışsınız, dolaba koymuşsunuz. Peki pirinçler pişmiş mi? Emine Hanım çiğ dedi hayır, çünkü. Hayır, yani fazla pişmemiş. Ben sizin dediğinizi katsaydım, ya çocuk maması diyecektiniz. Hayır, ya da çocuk maması demeyecektik. Pirincini daha az katacaktınız. Nişastayı sütle karıştırıp öyle pişirecektiniz. Siz öyle yaparsınız, ben böyle yaptım. Ben davet sofrasını sütlaç yapmam. Neden? Çünkü davet gayet sofrasına uygun değil. Gayet geleneksel bir yemek. Geleneksel yemek olabilir ama davet sofrasına uygun bir tatlı değil. Peki Kübra Hanım, afiyet olsun. Yormayayım sizi daha fazla. Yıllar yıllar önce annem nasıl bir hata yapıyordu onu öğrendi böyle yaparak. Ne yapıyormuş? Annem de böyle bol pirinçli sadece sütü kaynatırlardı. Sütlaç diye kaseleri doldurup pirinç yiyorduk biz. Sonra ne keşfettiniz? Nişastayı sonra keşfettiniz? Sonra nişastayı keşfetti annem. İnternet çıkınca onu keşfettik. Bilseydim bunu yapmazdım. Daha basit muhallebi yani, yapardım. Evet pirinçleri diri ve tarçın bence olmamış. Bize sormadan dökmeseydiniz daha iyiydi. Canım, İsteseydik, siz bana soracak soracağız tabii. Ama ben sevmiyorum mesela bu tarçın. Üzerine ekilen... Ben tarçın sevmiyorum. Sevmiyorum. Sütlaçta özellikle hiç. Yalnız hiç. Salataya tarçın i̇şte... dökülen bir sofrada sütlaçtaki tarçını eleştirmeniz de ayrı bir tuhaf. Yok, bana da bir şey diyemeyeceğim. Yok sütlaç yok onun tarçın. Ve o kadar özensiz ki yani şeyi sanki tarçın almış şöyle atmış yani üstüne. Şöyle bir ortaya serpiştirse bile yeterliydi. Belki hani kenarlarından alındık. Beğendin mi Kübra? Bunu sorun yapmazdık. Hayır beğenmedim. Peki Eme beğendi mi? Beğenmedim. Peki az afiyet olsun. Az katsam az kat dediniz. Çok katsam. Ne yapsan yaranamaz. Hanım ablacığım. Siz karar vermişsiniz az vermek için, puan düşürmek için bunu yapıyorsunuz. Yok vallahi ama yok. Kesinlikle öyle değil. Bak
abdestliyim ben. Vicdanınız rahatsa bir dinle. Vicdanınız çok rahat. Vicdanım rahat ya. Çok rahat. Daha puan çok vermedik rahat. Nereden biliyorsun? Ya ben sizin kalbinizi siz okudum be. Siz çok sevdiniz herhalde kadar. Hiçbir şey beğendiniz mi? Ama biz de sizi beğenmedik. Hak etmiyorsunuz tamam, falan olabilir. Diyorsunuz bize. Ben peki. Böyle yaparım diyorsunuz. Tamam. Daha fazla hiçbir şeye tartışmaya girmeyelim. Ben kendi yaptığımı beğeniyorum. Peki siz ellerine sağlık hanım ablacığım. Mutfakta uğraş verdin. Her şey için teşekkür ediyorum tekrardan. Hepimize afiyet olsun. Yemekler için kırılmak darılmak yok. Aynen. Arkadaşız burada yemek masasında. Sonunda güzel bağladı hanım ablam. Hazırsanız kırılmadan, gücenmeden puanlamaya gidelim. Haydi buyurun. Hanımlar, beyler, beklenen ana karşınızdayız. Sıra geldi. Hanım ablana yemeklerini, hamaratlığını, misafirperverliğini puanlandırmaya. Buyurun hanımlar, verin puanlarınızı. Evet, merak ettiğin bir puan var mı? Kimin puanını merak ediyorsun en çok? Hepsini de merak ediyorum. Hepsini aslında. Merak ediyorsun. Öyle tartışma olabilir. Hepsini tamam, bir anda çevirtireyim mi tahtaları? Rahatlamak olabilir. Hanım abla. Hayır. Hazır mısın? Ben Kübra hazırım. Çevirsin o zaman puanla bakalım. Daha yüksek verseydim Emine teyze haksızlık etmiş olurdum. Bir puan geldi. Bir mi? Hiç vermeseydin ne olurdu? Sıfır verseydin gereksiz olurdu. Olsaydı inan verirdim çünkü Emine teyzeye haksızlık olur. Tamam, sen bilirsin. Peki bir şey puan geldi. Emel Hanım buyurun siz çevirin puanınızı. Hanım Hanım'a puanı bir. Oo, kabulleştiniz mi? Ben de yemediğim puanları verdim ya. Bu kadar da olur mu? Ayıp yani. Ama hiçbir şey olmamıştı ki. Olmamış hep mı? Bir de eleştiriye böyle şey ama yaptınız. Siz bence böyle olmamış ben diyorsunuz. Çok rahatsız oldum gerçekten. Tabii ki cevap vereceğim, savunacağım yemeğim canım. Ama bence böyle diyorsunuz. Yok bence değil. Ben bence siz bak, yanlış anlıyorsunuz. Şimdi de kabul etmiyorsunuz. Ben bence kendime göre peki. Değil. Siz savunmamı istemediniz. Feride Hanım çevirsin puanını. Buyurun Feride Hanım. O birileri size Hanım, iade ediyorum. Lütfen istemiyorum. Dün asla. Emine Hanım'ın masasından o birileri alın çantanıza koyun. Menüsünden 3 yemeklerini beğenmiştim. Ona göre puanımı vermiştim. Olabilir. Sizin sofranızdan maalesef aç kalkıyorum. Aç mı kalkıyorsun? Evet. Allah'ın şu verdiği nimetlere şükredelim yani. Aç kalanlar yok, var yani. Elhamdülillah tabii ki de canım bizim şey problemimiz tadı tuzu yerinde baharatını bol kattım. Her şeyini malzemesini bol kattım. Salatada bile vardı baharatlar. Var bayağı inkar edemem. Güzel olsun dedim. Sevsinler dedim. Emine Hanım'ın puanı geliyor. Hiç yorulmayın. Buyurun. Benim hanım'ın puanı 2. 2? Benim verdiğim puanı bile vermemişsin onlar, yani. Hanımlar sana haksızlık olur diye bir verdiler, sen iki vermişsin. Yani. Hiç vermen istemiyorum, kesinlikle istemiyorum. Hiçbirinizin puanını istemiyorum. Ama alın götürün. İster isten, ister istemeyin. İstemiyorum ya. Yani. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Mesela diğer günlerde beğendiğiniz yemekleri o zaman bayağı bir üst seviyede vermeniz ya, gerekiyor. Ben, bak şimdi ben sana... Çünkü bir gün bir daha böyle bak, kötü masa denk geldi. Açık konuşayım, bir aklımdan geçti. Anladım. Bir verseydin, tamam bir açıp istersen ben söyleyeyim. 1, 2, 3, 2, 5. Toplamda 5 puana ulaştın hanım ablacığım. Ellerine kollarına sağlık. Evet seni tatmin eden bir puanlama olmadı anladığım kadarıyla. Olmasın. Peki bakalım ilerleyen günlerde seni eleştiren arkadaşlar güzel yemekler çıkaracaklar mı? Sen de onlara bakıp ona göre puan vereceksin. Benim için hiç önemli değil. Ben onlara 5 de veririm, 10 da veririm. Merak et. Kaç puan istiyorsunuz sorabilir miyim? Senden ricam bak bugünden sonra hanım abla. Hanım abla ha? Bugünden sonra ya, hak yemeklerin vereceksin. Kaç hak puan istiyorsunuz benden sizin? Onların isteğine göre değil. Senin damak zevkinin ya, yapılışına göre. Biliyorum ben onu. Tamam. Biliyorum kaderini. Peki şimdi ben puan vermek üzere gidiyorum. Hanım ablanın temizliğine, hamaratlığına puanımı vereceğim. Yarın kimin evindeyiz? Benim. Eşi Karadenizli, kendisi Özbekistanlı, güzel bir mutfaktan geliyor. Bakalım yarın hamaratını Feride'den ne kadar sergileyecek? Hep birlikte göreceğiz. Yarın aynı saatte en hamarat benimle görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hanım. Masası düzgün olanlara bile bu puan verilmiyor. Rica ederim yani. Yaptıklarınız hiç uygun değil.
Enamarat benim de haftanın ikinci günde sonuna geldik. Bugün çok fazla konuşmayacağım. Çünkü siz seyirciler olaraktan benim zaten yüzümden, gözümden, mimiklerimden bugün neler yaşadığımı az çok anladınız ve tahmin ettiniz. Öyle umuyorum. Yemek kısmını geçtim. Temizlik kısmında inanılmaz hayal kırıklığına uğradım. Üstüne basa basa sorduğum halde iki kere süpürdüm dedi. Ama töbe ki oraya süpürgenin yüzü vurulmamıştı. Yemek konusuna geldiğimizde ise hanım abla eleştiri açığım dedi. Ama sadece ağzıyla açığım dedi. Ve kesin hiçbir yemek eleştirisini kabul etmedi. Her seferinde ben böyle yapıyorum dedi ve işin içinden çıktı. Açıkçası şu anda ense kökümde büyük bir sancı ve ağrı var. Bir önce puanımı verip eve gitmek istiyorum. Evet, hanım ablaya puanımı verdim. Şükürler olsun bugünü geride bıraktık. Yarın Feride Hanım'ın evindeyiz. Feride Hanım masada çok dikkatli yorum yapıyor. Her şeyden önce tek tek tarifini istiyor. Bence yarın güzel bir menüyle ve güzel bir temizlikle karşımıza çıkacak. Aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın.